Bir kadının acısı tüm toplumun acısıdır. Bu acıyı iyileştirdiğimizi, engellediğimizi düşünün. Herkesin özgürce, güvende yaşadığı bir dünyayı. Biz de buna inanarak dünyanın en ağır formasını yarattık. 15 farklı dilde tek bir mesaj. Şimdi bu formayı ve bu mesajı hep birlikte taşıyacağız. Tüm dünyaya yeter artık diye haykıracağız. Her bir formanın satışından elde edilecek gelirle kadın hakları için mücadele eden derneklerin projelerine destek olacak ve kadına şiddeti birlikte durduracağız. Dünyanın en ağır forması şimdi Store 55'te. Herkese mutlu akşamlar. Her pazartesi olduğu gibi ben Selçuk Kaya ve Noyan Alper Cappar'la birlikte Futbol 55 programında karşınızdayız. Samsun Spor'daki gelişmeleri sizlerle birlikte yorumlayacağız. Tabii hafta sonu bizim adımıza çok da iyi geçmedi. Bandırma yenilgisi peşine Mustafa Aztopal'ın, genel menajer Mustafa Aztopal'ın görevden alınması ve devamında yapılan açıklamalarda 3 maddelik bir seri vardı. Scout ekibiyle yollar ayrıldı. 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı. Bunları sizlerle birlikte yorumlayacağız. Tabii aldığımız duyumlar var. İşte ayrılıkları buraya getiren süreç, bunları konuşacağız. Ve yine gündemimiz çok yoğun. Alper hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Tabii dediğin gibi gündem çok fazla yoğun. Evet, gündem yoğun. Konuşacağımız konular çok. Bu arada arkada da tabii Bandırma'daydık hafta sonu. Bandırma'daki görüntüler sizlerle birlikte. Mesela şu andaki görüntü bordo. O da Bandırma'nın lisanslı ürünlerini sattığı bir yer. Tabii 29 Ekim günüydü. Yani Bandırma bir ilçe ama milli duyguları çok yüksek bir ilçe. Özellikle milli bayramlar çok güzel bir şekilde kutlanıyormuş. Coşku içerisinde. Biz de 29 Ekim kutlamalarına denk geldik. Güzel bir kortej yürüyüşü vardı. 160-170 bin nüfusu olan bir ilçe Bandırma. Devamında da bir konser vardı. Emre Aydın konseri. Tam Bandırma'nın meydanında.
Tabii o güzel görüntülere denk geldik. Bandırma konusunu açmışken şöyle de devam edeyim. Tabii biz Samsun Spor Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal, yine yönetimdeki Kazım abimiz, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve ben dördümüz gittik. Alper işleri nedeniyle gelemedi, bize eşlik edemedi. Futbol 55'i Halk Gazetesi'ni ben temsil ettim yani. Tabii arkada da şu anda görüntüleri dönüyor. Kronikler diye çok etkili bir taraftar grubu var Bandırma'nın. Oradan Özgün Bey, Mustafa Bey, diğer üyeler bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Onlara da teşekkür edelim. İnşallah onlar da Samsun'a geldiğinde Samsun Spor taraftarı da onları aynı şekilde ağırlayacaktır. Tabii geçen yıl da gitmiştik. Alper'le birlikte evet. gitmiştik. Değişen bir şey yok Bandırma'da. Takım da aynı otelde kaldı. Onu da söyleyeyim hemen. Aynı otelde kaldı takım. Bu yıl değişen neydi? U19 ligi eklenince U19 takımı da Bandırma'daydı. Onlar Bandırma'da değil de Erdek'te Bandırma Spor'un U19 takımıyla karşılaştılar ve 1-0 kazandılar abilerinden önce, ama abileri aynı şeyi gösteremedi, başarıyı gösteremedi. Maalesef A takımımız 2-0'lık yenilgiyle döndü Bandırma'dan. Maça dair tabii çok konuşacak bir şey yok. Geldi, geçti, gitti, kaybettik. Bir maçla başlayalım. Ufak da olsa. Ne söylersin maçla alakalı diye topu sana atayım. Sonra ben de maçla ilgili yorumumu yapayım ve diğer bu sıcak gelişmelere geçelim. Maçla ilgili neler söyleyelim? Rüzgara yenildik. Hoca da öyle demiş. Başımız olsun. Rüzgara yenildik. Tabii bu işin espri tarafı ama... Yani şunu söyleyeyim ama ya geçen sene gittiğimizde de aynı manzara vardı. Bu sene de aynı manzara. Bandırma'da ben askerliğimi de Balıkesir'de yaptım, Burhaniye'de. Bitmiyor oranın rüzgarı. Ve yani öyle böyle bir rüzgar da değil. Hakikaten insan uçurur yani neredeyse. İşte stadın konumu da orada biraz tuhaf bir yerde. Tabii ilk yarı rüzgara karşı oynadıysak, ikinci yarıda rüzgar arkamızda oynadık ya, ama rüzgar, acayip bir rüzgar var yani orada. Bu rüzgar sadece bize yok. Yok, herkese var. Herkese evet. var, rakibe de var. Yani Balıkesir'de bütün maçlarını orada oynuyor takım. Yani bu Balıkesir için bir avantajsa bazı maçlarda dezavantaj olur. Bandırma. Bandırma. Bu Bandırma için avantajsa bir bazı maçlarda dezavantaj. Yani tabii hani canım. Dediğin gibi ilk yarı... Rüzgara karşı oynuyorsan ikinci yarı rüzgarı arkana alıyorsun. Ceza sahası dışından etkili ayakları olan. Yani işte dediğim gibi ceza sahasından etkili ayakları olan. Sen ne yaptın 90 dakika boyunca? Şut yok. Ve şu da var. Fuat Hoca tabii geldikten sonra 3. resmi maçı. Biri kupaydı. Ama Erzurum maçında da aynı senaryo vardı. Burada da aynısı vardı. Yani Mehmet altı parmağın bıraktığı kadro devam ediyor. Daha Fuat Çapa'nın bir dokunuşunu göremedik. Şöyle hani kadrosal anlamda göremedik. Ben çok iyi bir dokunuşunu gördüm. Mesela daha atak yapamıyorsun. Evet. Gol pozisyonuna giremiyorsun. Mehmet altı parmakla yani, şut atıyorduk. Mehmet Hoca'nın kulakları çınlasın buradan. Hani en azından bir yersek iki atarız, iki atarsak iki yeriz bir gibi bir şeyler vardı, söylüyordu. Ya en kötü ihtimal takım yediğine veya attığına bir şekilde karşılık verebiliyordu. O hücum ediyordu yani. Şeyi verebiliyordun. Tepkiyi anında saha içerisine verebiliyordun. Yani gol yesen bile oyuna bir şekilde müdahale edebiliyorduk. Yani ama şimdi bugün Bandırma maçı üzerinde baktığımızda hiçbir şekilde tepki veren bir takım yok sahada. Şut yok. Yani net bir insan söylemek gerekirse. Bir yediğine ve yani gole, hadi golü geçtim. Yani gol olana kadarki dönemde de, golü yedikten sonraki dönemde de. Yani ben Samsun'dan şunu göremedim. Ben televizyondan izlemek zorunda kaldım ama 90 dakika boyunca atacak ya Samsun. Atacak. Hani bulacağız bir şekilde pozisyon edeceğiz. İkinci yarının başında böyle bir baskı kurar gibi olduk ama onda da Gökhan Karadeniz'in kornerden kaleye giden bir şutu oldu işte. Onun dışında böyle pozisyon anlamında yani, bir üretkenliğimiz yoktu. Dediğim gibi tek Fuat Çapa'nın şu anda takım üzerindeki en güzel etkisi, geçen hafta da dillendirmiştik, takım savunma anlamında mesafeleri kısaltmıştı. Gerçi onu Bandırma maçında fazla yaşayamadık. Yine SOS'ler yani. Verdik. Evet. Ama takımda tam tersi bir durum söz konusu. Organize bir şekilde atağa çıkamıyoruz. Bodozlama bir şekilde de çıkamıyoruz. Yok. Yani bıçak gibi kesilmiş durumda. Şu anda Samsun'un orta sahası
Ondan yani üçüncü bölge dediğimiz yer yok şu anda. Yok. Şu anda sadece orta saha ve birinci bölgeye ve ikinci bölgeyi şu anda kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yani bu ne kadar devam edecek böyle? Etme şansı yok. Yani cevap veremedikten sonra, o tepkiyi veremedikten sonra bu işin sonu gidiyor. Hüsrana doğru gitmeye başlıyor. Gidiyor zaten. Az sonra puan durumunu vereceğiz. Yani işler acısı şimdi, bir durum şu an itibariyle. Diyorum ya, 9 haftaydı değil mi Mehmet Hoca ile birlikte oynayalım. Evet. 10 ve 11. haftayı Fuat Hoca ile oynadık. Yani Fuat Hoca'nın şu anda takımı ciddi oranda ben etkisini görüyorum. Takım ama şu anda geriye doğru kötü gidiyor. Kötü anlamda. Takım geriye doğru gidiyor. Evet. Yani işin özeti o. Bandırma maçını yani bilmiyorum seyirciler de yorumlayabilir belki ama ne konuşayım maçla ilgili ne diyeyim yani. Aykut'un orada o topa nasıl çıktığını mı veya çıkmadığını mı anlatayım. İkinci golde. Aykut yani, iyi de başladı maça. İyi bir top çıkarmıştı. Şimdi yani toptan gelen. Kanat organize Fofana'ya yani hangi hoca nasıl dayanır abi ben çok merak ediyorum ya. Vallahi çok merak ediyorum. Ya şimdi yani şöyle. Ben izlerken canım sıkılıyor ya. Evet. Gerçekten izlerken canım sıkılıyor. Diyorum yani bu arkadaşa verir. Yani gözümüzde ya çok fazla büyütüyoruz topçuları, oyuncularımızı. Beklentileri çok fazla üst derecede tutuyoruz. Bunun da verimini alamayınca, karşını aramayınca da yani benim gözlerim inanmıyor Fofana'ya. Gerçekten inanmıyor. Ya bilmiyorum izleyenler de sen de bir yorum yap mesela ama ya ben inanamıyorum mesela. Ya da en kötü bir örnekten Yasin'e ne oldu abi? Hiç yok. Yasin'e ne oldu? Ve şu var, Yasin'e ne oldu? Niye 90 dakika oynuyor hep? Osman Çelik'e ne oldu? Hiç mi dinlenmeyecek? Yani Bandırma maçı özelinde yeniden başlayalım. Barış, Boli, Alaaddin. Boli zaman zaman kritik hamleleri vardı yine ama. Barış özellikle, Alaaddin. Zaman zaman Soner, Osman o kadar kötüydü. Abi, Fofana. Yani ben Yasin top alsa da almasa da, alsa adam eksiltemedi, almadığı zaman top ayağındayken zaten oyunda yok. Tomane'yi hiç çalıştıramıyoruz. Ha, Tomane bizim 4-2-3-1'in forveti midir? Değildir. O da işin ayrı bir boyutu. Ama her şeyi toparladığımızda sahada hiçbir şekilde organize olamayan bir Samsunspor vardı. Hasan topu kazandı orta sahada, kafayı kaldırdı, Yasin'e attı. Yasin kaptırdı, atak yedik. Osman topu kazandı, kafayı kaldırdı, Yasin'e attı. Top Yasin'e gelmedi, yine attı. Sürekli bir Yasin'e oynama çabası, sürekli Yasin, Yasin, Yasin. Fofana niye? İşte Fofana'ya top gidiyor, kaybediyor hemen. Yasin de kaybediyor ama ya işte yabancı oyuncuların değeri burada ortaya çıkacak. Bir tanesini yani, gördün işte Bandırma maçında. Ve şöyle bir bilgi vereyim, hani basın tribününde oturuyoruz. Bandırma'daki meslektaşlarımız selam olsun onlara da dediler ki ya işte bizim takımın bütçesi yaklaşık 30 milyon lira. Siz ne harcadınız falan deyince dedim ki yani takımın değeri şu anda hani aşağı yukarı 10,5-11 milyon euro. Adamlar dedi ki ne diyorsun sen? En pahalı oyuncuları o Mulumbu ki mahvetti bizi Mulumbu. 140 bin euroya 140 bin dolara oynuyormuş. Bizde abi 450 bin dolarlar, 600 bin dolarlar havada uçuşuyor. Yerli oyunculara verilen bonservisler, şunlar bunlar. Yani Bandırma bizim aşağı yukarı dörtte biri bütçesi. Hani bütçeye sahip bir bütçesi var. Böyle bir takım. Hani işin bir performans kısmı var, bir de para kısmı var. Başkan para 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 diyor ya işte para. Millet 140 bin doların kimleri buluyor getiriyor. Sen gözünün önünde olmayan adamlara neler veriyorsun, alıyorsun, getiriyorsun. 18'e de sokamıyor. Yani şimdi Melinović, Çinari, Savicevic sakatlanmış, iyileşmiş, bir daha sakatlanmış. Eyvallah, sakatlık ayrı bir şey. Abi Melinović geldiğinden beri sakat, Çinari dediğin gibi. Yabancı oyuncu alıyorsun, kadroda yok ya. Aldığın yabancı oyuncu kadroda yok. Sonra biz burada konuşunca ya bunlar beni sürekli eleştiriyor oluyor. Ben kimseyi eleştirmiyorum ki. Çinari diye bir oyuncu. Ben izlemek istiyorum abi Çinari. Madem alındı. Değil mi? Ben Samsunspor taraftarıyım. Benim takımım Arnavutluk'tan geçen yıl 12 tane gol atan oyuncu almış. Ben izlemek istiyorum abi onu sahada. Bak diye oyuncu getirmişsin. İzlemek istiyorum ben. Eğer benim izleyemeyeceğim kadar kötüyse bu adamlar. Niye getirdin? Niye aldı abi Samsunspor bunları? Samsunspor şey mi ya? Deneme tahtası mı? Bilet kesildi zaten. Bilet kime bilet kesildi? Konuşacağız yani şimdi onları. Dedim ki maçı fazla konuşacak bir şey yok. Bir şey yani, yok. Çok önemli bir şey değil mi? Çok önemli bir karşılaşmaydı. Biz bu maçı kazansak
Dengeler tamamen değişecekti. Bize belki de ilk iki şampiyonluk playoff ateşini yakardı bizde. Ama tabii bizde bu maçı kazanacak şey de yoktu. Hatta maç öncesi oradaki konuşmalar, işte Bandırma Başkanı'nın da, o da çok müthiş bir insan. Buradan onu da ifade edelim. Bandırma'da da acayip seviliyor. Onur Bey miydi? Onur'du sanki. Oktay Ercan. Evet. Çok da seviliyor. O da orada hani ya bu maçı bize bırakın diyenlere, ya buradan puan alacağınıza inanıyor musunuz gibi şeyler. Hakikaten öyle çünkü takımlar sahaya bir çıkıyor. Yani o işte Lokman, selam olsun buradan ona. Guido Koçer. Guido çok 60 dakika sahada kaldı. Acayip bir agresif oyun haliyle normalde. Guido değil mi? Evet. Lokman maç sonu geldi. Dedim ya bu nasıl hal, hiç mi yorulmadın dedim. Abi 2.90'la oynarım ben böyle dedi sizin takıma karşı. İki defa top geldi ayağıma zaten de. Şutu da yok dedi. Allah kolaylık versin size dedi. Öyle bunlar gitti. Çok acı şeyler. Bak. Tabii canım yani. Bunlar aynen çok öyle. Acı şeyler. Aynen. Yani ve biz bunlara gidiyoruz, duyuyoruz orada. Ya iyice kahroluyoruz. Mesela bak ben onu duymamıştım. Bir arkadaşımız var Mustafa Başar. Menemen'de de Bandırma'da da olaya çektirdiler demişler. Ya 3-3 diye bağırdı Bandırma taraftarı ya. 3-3 diye bağırdı Samsun Spor'a karşı 3-3 diye. Ya millet bize nasıl Menemen'de hatırlıyorsun da. Menemen yani, maçını istiyor. Robert ya. Bu akşam tweet atar mı diyorlar. İnsanlar bize böyle bileniyor artık. Bu çok acı bir durum ve bunun bedellerini de çok ağır ödüyoruz. Verelim mesela şimdi puan durumunu, şöyle bir durumumuzu görelim. Şu anda da tabii iki maç oynanıyor. Onların sonucuna göre bizim yerimiz de değişebilir. Oynanan maçları hatırlatayım sizlere. Bandırma 2-0 mağlup etti bizi. Manisa 1-0 geriye düşüp 2-1 öne geçtiği maçta Bolu'yla 2-2 berabere kaldı. Eyüp 2-0 kazandı Ankara Gücü önünde. Haftanın önemli maçlarından birisiydi. Ümraniye Tuzla'yı 90+5'te Çikalişi'nin golü ile 2-1 yendi. Erzurum Balıkesir karşısında zorlanmasına rağmen kazanmayı bildi. 2-1 kazandı. Kocaeli Denizli maçı 1-1 bitti ve İstanbulspor'da Ankara'dan, Başkent'ten Gençler Birliği maçından 2-0'lık galibiyetle döndü. Şu anda 2 maç oynanıyor. Hemen bir yandan da onların skorlarına bakmak istiyorum. Adana Altınordu mücadelesi dakika 60 0-0. Bursa Keçiören Gücü karşısında 2-0 galip. Bursa yenerse bizi aşağı yollar. Bursa yenerse bizi geçiyor. Hani. Şöyle bir puan durumuna bakalım. Ümraniye 27 puana ulaştı. Ankara Gücü 24 puanda. Eyüp 23. Erzurum Spor 22 ve Bandırma Spor 21 puanda. Yani ligde 20 barajını geçen 5 takım var. Kocaeli Spor 17 puanda. Tuzla ve Gençler Birliği'nin 10'ar puanı var. İstanbul Spor'un 13 puanı. Küme düşer dediğimiz Bolu Spor'un Samsun Spor'la puanı aynı. Her iki takımın da 12'şer puanı var. Bursa tabii şu anda oynuyor. 11 puanda. Kazanırsa 14 olacak. Biz bir basamak daha gerileceğiz. Denizli'nin 11, Menemen'in 11, Manisa'nın 10 puanı var. Altınordu Adana maçı oynanıyor. Birinin 10, birinin 9 puanı var. Keçiören Gücü'nün 7 ve Balıkesir'in de ligde 6 puanı bulunuyor. Yani Samsun Spor şu anda ligde 11. sırada. Bursa'da kazanırsa 12. basamağa düşecek. Tabi Altınordu kazanırsa o maçta 0-0 bir basamak daha gerileceğiz. Şimdi geçen hafta da bunu konuştuk burada. Evet. Tabi şimdi Samsun Spor olunca konu gözümüz hep nerede? Yukarıda. Ya en yakın rakibimiz playoff potası acaba ne durumda diye. Yani şu anda 17 puanda playoff potasının son basamağındaki Kocaeli. 12 puandayız. Arada 5 puan fark var. Kapanır mı? Kapanır değil mi? 2 maç var. Ama kapanması daha kötü olan bir ara var. Düşme attı. Altınordu'nun 10 puanı var şu anda. Kazanırsa bizi zaten geçiyor. Manisa düşme potasına düşüyor. 10 puanı var. Bu haftaki rakibimiz. Bizim 12 puanımız var. Manisa'nın 10 puanı var. Bu hafta iki takım çarpışacak. Yani yukarıya değil de maalesef aşağı doğru daha yakınız. Tabii demek ki bu durumu başkan ve yönetim kurulu da gördü ki Bandırma Spor maçından sonra bazı kararlar alındı. Yeterli midir, değil midir? Bunları konuşacağız şimdi. Maçın hemen ardından Mustafa Bey istifasını sunuyor ve kabul ediliyor. Şu anda da yönetmenim hazırladı bilgilendirmeyi. Şöyle bir mesaj Samsun Spor Kulübü'nden.
Ben de onu sizlere seslendirmek istiyorum. Oynadığımız Royal Hastanesi Bandırma Spor karşılaşması sonrası genel menajerimiz Sayın Mustafa Aztopal yönetimimize istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuz almış olduğu karar neticesinde Sayın Mustafa Aztopal'ın istifasını kabul etmiştir. Sayın Mustafa Aztopal'a Samsun Spor'a vermiş olduğu katkı ve hizmetler için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz diye. Tabii bu maçın hemen ardından gerçekleşti. Hani duyduğumuz başkanın istifasını istediği yönünde Mustafa Aztopal'dan. Mustafa Aztopal da zaten sen sormuştun ya, bir 10 gün oldu mu o toplantı olarak? Geçen ay işte Fuat Bey'in Fuat Hoca'nın imza töreninde başkanın bir bakışı bile yeter demişti. Başkan sesli dile getirmiş öğrendiğimiz kadarıyla bu durumu. Ve istifası orada yönetim kurulu kararıyla onaylanmış. İlk deprem bu oldu. Tabii Mustafa Aztopal her zaman aslında tepkilerin odağındaki isimdi. İşte bu zaman geçen hafta da hatta burada bazı rakamlar ortaya koyduk. 6 transfer döneminde rol almış Mustafa Aztopal göreve geldikten sonra ve toplam 59 tane transfer yapılmış. Ortalama her sezona 20 oyuncu düşer buradan. Çok büyük rakamlar tabii. Her yıla 20 oyuncu aldıysanız, biz gönderilenlere hiç bakmadık ama bir o kadar da oyuncu gönderiyorsunuz tabii bir yanda. Tabii bunların içerisinde sürekli özellikle 16 tane yabancı transferimiz var bu arada. TFF 1. Ligine yükseldikten sonra hepsi başarısız. Yani bir tane iz bırakan yabancı transferimiz yoktur herhalde. Yani hani şu anda Savicevic'i dört gözle bekliyoruz ama Savicevic'in de geçen yıl ortaya koyduğu performans ortada. Nasıl eleştiriyor? Yani ben açıkçası Savicevic'in de çok çözüm olacağını düşünmüyorum ama hani denize düşen yılana sarılır derler. Yani bir de onu deneyelim. Çünkü niye? Arkasında Hasan ve Osman gibi iki sağlam oyuncu olacak. Merak ediyoruz dedik biz de Savicevic'in performansını ama o ikili de çok düştü. Şu saatten sonra Savicevic'in gelmesi de orta sahayı toplar mı eder mi bilemiyorum. Ama hayırlısı olsun diyelim. Hem Samsun Spor adına hem Mustafa Aztopal adına bir yol ayrılığı kararı çıktı. Mustafa Aztopal öncelikle dediğim gibi hayırlı olsun. Geçmiş olsun, geçmiş hayırlı olsun. Ne diyelim? Evet. Hakkındaki karar. Dediğim geçen hafta ben ona sormuştum. Hani seni Samsun'da tutan nedir diye. Hani bu kadar eleştirilere nasıl göğüs geriyorsun, nasıl duymamazlıktan geliyorsun diye. O da ne demişti? Hani başkanın bir bizim Samspor'la demiş gönül bağımız var demişti. Ben şimdi öncelikle Mustafa Bey'e şöyle bir çağrı yapıyorum. Her 19 Samsun maçında Mustafa Bey'i görmek istiyorum tribünde. Ben okudum bir tane. Her maça gelsin. Samsun Spor profesyonel olarak Mustafa Aztopal'ı kaybetti ama iyi bir taraftar kazandı. Evet, hani bundan sonra bütün maçları bekliyoruz. Yani evet, iyi bir Samsporlu olduğu için kendisini bundan sonra artık Loja'dan mı veya VIP'den mi kendi bir bilet alır. Nereden izler artık? İzleyebilir. İzlemesini istiyorum iyi bir Samsporlu olduğu için. 60 küsür transfer. Gelenler, gidenler, yabancılar tamamen fiyasko. Tabii burada şimdi günah keçisi olarak Mustafa Aztopal'ı mı kabul edeceğiz? Bilemiyorum. Niye bilemiyorum? Çünkü sezon başı transferlerin hepsini Yüksel Başkan ben yaptım. Kimsenin sorumunda o değil dedi. O konuyu açacaktım ben de. Kimsenin sorumunda değil dedi. Hani buradan doğal olarak da şu ortaya çıkıyor. Niye Mustafa Aztopal ayrıldı o zaman? Hani şu anda neden Mustafa Aztopal ve scout ekibi gitti? Hani birazdan onu konuşuruz. Şimdi her defasında şu bir gerçek işte birilerinin günah keçisi ilan ediliyor. Yani işte bugün Mustafa Aztopal, bundan önce işte Ertuğrul Hoca'ydı, ondan önce Mehmet Altıparmak, İrfan Buzdu, ne bileyim Yanık'tı, işte 3 tane futbolcu sattı, işte şu oldu bu oldu, ondan sonra oynamadılar etmediler. Sürekli bir günah keçisi buluyorsun. Şimdi ben onunla ilgili bir tweet de attım. Ne dedim tweette? Bundan sonraki hedef tahtası Fuat Çapa'dır. Yani teknik direktör Fuat Çapa'dır. Tam yetkiyi de verdi. Tam yetkiyi verdi. Şu ana itibaren en kötü senaryoda diyecekler ki hocam sen 5 dil biliyorsun ama hani bizim burada 5 dille bu işler olmuyor. Biz senin de müsaade isteyelim diyecekler. Bunu şaka gibi anlatıyoruz ama hani yani olacaklardan bahsediyoruz. Yani hani burada biz çünkü her defasında bunları dillendirdik. Her defasında söyledik. Bak dedik ya doğru gitmiyor. Transfer doğru gitmiyor. Kulübün içerisinde doğru gitmiyor. Yönetim şekli yanlış. Yani artık tamam profesyonel eyvallah tamam problem yok ama olmuyor. Tutmuyor bu. Evet. Gitmiyor bu hani taşıma şey değil taşıma üstüne değmen dönmüyor yani olmuyor. Şimdi dolayısıyla da
Bu 60 transferi Mustafa Topal'ın, işte İsmail Yon'un, Yüksel Yıldırım'ın, scout ekibinin ne kadar şeyi varsa, yani sorumluluğu varsa, işte bir şey teker teker bedeller ödeniyor. Yani 16 tane yabancı transfer değil mi? Şimdi 16 tane yabancı transferi geçtim. Hani şimdi genel menajer... Şeylerle birlikte 16. Yani hiç oynamadan gönderilen Esin Akay ve İbrahim Darı ile birlikte şimdi, 2 sezonda 16 tane yabancı transfer. 16 tane yabancı transfer. Tam 16 yabancı transferini 60 tane daha transfer etti. Hadi bu senesini 22-23'te. Yani otomatikman 40 tane futbolcu gitti geldi bir şekilde. Tabii. Geldi de giderken arkadaşların cebine parayı koydun. Dedin ki hani gitmesi için para verdin. Için para verdin. Yani. Ondan sonra veya sözleşmesi bitti. Hadi eyvallah dedi. Ben örnek veriyorum. İşte Kublay diyeyim. Yani buradan şey yok. Rakamını da bilmiyorum ya. Kublay diyeyim. 3 sezonda 4-4,5 milyon parayı cebine koydu. Hadi eyvallah güle dedi. Gitti. 5 kuruş para kazanamadı. Kocaeli alırken zaten, de para verdin. Alırken keçi de bonservis ödedim. Şimdi dolayısıyla da şimdi burada işte Mustafa Topal'ın ne kadar sorumlu olduğu bu konuda, ne kadar yetkisinin olduğu ortada. Zaten yetkisi olsaydı mesela, ben her zaman diyorum Mustafa Soba bu işi gerçekten çok profesyonelce yapıyor olabilseydi, bu arkadaşlara mutlaka 300-500 kazandırırdı takıma bir şekilde. Demek ki gerçekten yetkisi yokmuş. Ya git, ya şu var, Abdülkadir Özgen geldi, gönderilemedi. Sözleşmesi vardı. Hatırlayın, Cenk Kaplan'a takım bulup gönderemediler. Canberk Dilaver bir şekilde Samsunlu diye çözüldü. Ya bu yıl Nadir Çiftçi transferin bitimine iki gün kala gitti. O da olmasa yani, o da kalıyordu elimizde. O da kalıyordu. Pluma'ya takım bulamadık ya. Hala burada. Yani 225 bin euro bonservis verip aldığımız, bir sezon, yarım sezon oynattığımız, başka bir takıma kiraladığımız oyuncuya takım bulamadık. Genel menajer bunları çözecek. Bunları çözecek. Demek ki Mustafa Topal hani İyi bir genel menajer olabilir. İyi insan olabilir. Kimle konuşursak konuşalım. Samsun sporluluğundan yana, insanlığından, kişiliğinden, karakterinden yana kimsenin bir kuşkusu yok. Ama iş ayrı. İş ayrı. Yani nasıl profesyonellikse o iş ayrı. Başka, yani, şey başka. Ben dilerdim ki Mustafa Topal gerçekten Samspor için bir hani bir veli nimetse, önemli bir isimse, bu süreç içerisinde Samspor'u keşke doğru yönetebilseydi. Hani bunu her anlamda söyleyebiliriz. Niye söylüyor? Çünkü 2,5 yıldan beri o tesisin içerisinde yaşıyor. Bir şekilde sürekli futbolcular temas ediyor. Sürekli sorun var orada. Ve sürekli bir problem yaşanıyor ve başkanın sezon sonu açıklaması çok önemliydi. Ne demişti? Ben tesiste her şeyin normal güllük gülistanlık olduğunu biliyordum. Bana öyle anlatılıyor dedi. Ama öyle değilmiş. Öyle değilmiş dedi. Demek ki hani bazı şeyleri bazı isimler üzerinden değerlendirdiğimizde, birazdan scout ekibini konuşacağız mesela. Az biraz bizim söylediklerimize, camianın söylediklerine, taraftarın söylediklerine keşke kulak verilseydi. Bugün bunlar yaşanmazdı. Bugünkü tablonun olacağını, çarşamba, perşembe, çarşambadan belli derler ya, bunların hepsi olacağı belliydi zaten. Evet. Anladın mı? Dolayısıyla da hani burada bu haftanın günah keçisi scout ekibiyle Mustafa Topal, peşine de Gökhan Karadeniz'le Mehmet Akgüz seçildi. Ama ben eklemek istiyorum. Eksik kadroda bırakılan arkadaşlar. Konuşacağız onları. Tabii şimdi Mehmet Altıparmak gönderilirken ne dedik? Ben işte tweetler de attım, köşede yazdım bu konuyla ilgili. Yetmez. Çünkü bizim işimiz saha içi, sadece saha içi sorunumuz yok. Belki de saha dışındaki sorunumuz aslında saha içine yansıyor dedik. Daha köklü bir değişimin olması gerektiğini savunduk. Ama o dönem sadece Mehmet Hoca gönderildi, Fuat Hoca geldi. İşler aynı şekilde gidince bu sefer de başka günah keçileri arandı. İşte Mustafa Topal gitti, hedefteki isimdi zaten, scout ekibi gitti. Şimdi geçen de birisiyle konuşurken, daha doğrusu Mustafa Topal da gönderildikten sonra şöyle bir örnek verdi, güzel de bir örnek aslında. Şimdi başkan geldi. Başkan bir, kimdi ekibi? Ertuğrul Sağlam, Mustafa Erkanat ve Mustafa Astopal. Yani saç, dört tane sacaya. Maalesef Mustafa Bey rahmetli oldu. Onun yerini dolduramadı Sayın Başkan. Ertuğrul Sağlam gitti,
Aztopal gitti. Saycaya'nın üçü de çöktü. Bir tek başkan tek başına kaldı. Şimdi yeni bir ekip kuruyor. Allah kolaylık versin kendisine. Ama işte bu adımları atarken de camianın önde gelen isimlerini biraz kulak vermek bence çok değerli diye düşünüyorum. Şimdi Mustafa Aztopal'a konusuna değindik. Mustafa Aztopal gönderildi. Verelim şimdi şu 3 maddelik diğer gelişmeleri. Bu da hemen bir gün sonra yaşanan Samsun Spor'daki bir diğer gelişme. Bugün gerçekleştirilen Yılport Samsun Spor Kulübü Yönetim Kurulu toplantısında şu kararlar alınmıştır. 1. A takım oyuncularımızdan Mehmet Aküz ve Gökhan Karadeniz süresiz kadro dışı bırakılmıştır. 2. Yeniden yapılanma çerçevesinde aktif görev alan scout ekibi bugün itibariyle, yani 1 Kasım diyor, bugün itibariyle görevlerine son verilmiştir. 3. Camiamızın beklentisi olan başarıyı elde etmek ve hedeflerimize ulaşabilmek adına yapılacak tüm çalışmalar için teknik direktörümüz Sayın Fuat Çapa'ya tam yetki verilmiştir. Hayırlı olmasını diliyoruz diye. Şimdi şöyle bir tezatlık var. Şimdi geçen yıl ne oldu? Scout ekibi bazı oyunculara olumsuz rapor verdi, değil mi? Bunları haberleştirdik. Devamında başkan da bu durumu kabul etti. Mustafa Bey de kabul etti. Neydi bu? İşte örneğin scout ekibi Matias Körüger'e, Nadir Çiftçi'ye, ne bileyim kim vardı? Rahman Buğra Çağıran'a olumsuz rapor verdi ama ne oldu? Ertuğrul Hoca bunları ısrarla istediği için alındı. Bu sezon başı başkan ne dedi? Transfer konusunda genel menajerime ve scout ekibime kimse laf söylemesin, ben aldım dedi. Niye scout ekibi gönderiliyor o zaman? Şimdi bu scout ekibindekilerin yetkisi yoksa, verdiği raporları dinlemiyorsan, izlediği oyuncuları, yaptıkları analizleri bir kafanın bir köşesine koyup ona göre hareket etmiyorsan niye scout ekibi gitti? Bu arada scout ekibi de kim var? Adnan abi var, Adnan Güngör. Biliyorsun Samsun Spor'un eski kaptanlarında, yıllarca Samsun Spor forması giymiş. Musa Aydın var, o da Samsun Spor'un eski kaptanlarından, yıllarca Samsun Spor forması giymiş. Bir de kendini teknik ve analitik anlamda sürekli geliştiren, bu işte oyuncu izleme programları falan vesaire, bunları iyi kullanabilen Hüseyin var, Hüseyin Çayır var. Muhtemelen o da bizimle yaşıttır, yaşıtımızdır. 3 kişi var, dışarıdan destek verenler de var falan ama hani scout ekibinin başında bu 3 kişi var. Sen bunlara yetki vermemişsin. Verdiği raporları dinlememişsin. Sezon başı scout ekibinden başkan rapor istemiş. Scout ekibi demiş ki savunmada ciddi sıkıntılarımız var. Onun üzerine Berk Taşkın alınmış. Yani savunmadaki ciddi sıkıntıları Berk Taşkın mı gelip çözecek ya? Bu mudur yani? Yetki yok. Etkileri var ama etkilerini görmezden geliyorsun. Sonra günah keçisi onları ilan ediyorsun. Ve en komik, üçüncü maddeyi bir daha okuyalım. Ya bu da enteresan bir şey. Yönetmenim versin. Ne diyor üçüncü maddede? Samsun camiamızın beklentisi olan başarıyı elde etmek ve hedeflerimize ulaşabilmek adına yapılacak tüm çalışmalar için teknik direktörümüz Sayın Fuat Çapa'ya tam yetki verilmiştir. Sayın Başkan basketbol maçından çıkarken taraftarları kendisine ya başkanım niye Fuat Çapa falan diye soruyorlar. Başkan da diyor ki ya olacaklar arasında ne diyor, unuttum şimdi cümleyi bak. Beş dinliyor abi. Kötünün iyisini seçtik diyor. Kötünün iyisini seçtik dediğin adama Sayın Başkan şimdi tam yetki verdim diyorsun. Niye? Beş dil biliyormuş. Ya şurada bir özel okuldan ne bileyim İngilizce, Almanca bilen bir tane öğretmen alalım. Koyalım o zaman. Bu işte dil önemliyse. Şey transfer komitesinin başına da bir tane yabancı dil bilen öğretmen getirelim. Futbolda madem dil önemli öncelik değil. Kültürlüymüş. Kültür. Beş dil biliyormuş. Bundan dolayı kötünün iyisi Fuat Çapa'ymış. Şimdi kötünün iyisine tam yetki verdik. Şimdi. Ve topu şöyle bırakayım sana. Fuat Hoca ne dedi şeyde basın toplantısında? Ben transfer yapmam, yönetim yapar dedi. Devre arası transfer yapılacak. Tam yetki hocada ama hocanın da böyle bir beyanatı var geldiği gibi. Bir şey nereden başlayalım? Bir şey bırakmıyorsun ki. Dediğin gibi önce scout ekibine girip. Evet. Şimdi scout ekibi. Bu arada yorumlarınızı da okuyacağız. Evet, scout ekibiyle ilgili çok yorum geliyor. Yani çok bize kulak böyle kulağımıza gelen çok şeyler oluyordu. İşte geçen sezon Matias Kurier gibi, işte Nadir gibi, ondan sonra bu yıl da var yine. Tabii bu yıl da var. Tabii şimdi şu önemli aslında.
Yayın başına da yayına girmeden önce de sana sorurum. Ya scout ekibinin raporları acaba başkana gitti mi? İşte güzel. Yani o raporlar başkana iletildi mi? Dendi mi? Yani başkanım biz scout ekibi olarak ya da şöyle bir örnekleme yapayım. Söyleyeyim. Başkan hiç scout ekibiyle Zoom üzerinden bir toplantı yapıp birebir veya Samsun'da veya İstanbul'da birebir oturup toplantı yaptı mı? Hani raporlara ulaşmadığını düşünelim. Hani öyle bir varsayım yapalım. Diyelim ki yani işte Adnan'ın, Musa'nın, Hüseyin Hoca'nın birlikte hazırladığı, Mustafa Aztopal'ın önderliğinde hazırladığı bir raporun ondan sonra başkanın masasına koyup da mesela konuşuldu mu merak ediyorum mesela. Eğer Adnan abiler falan da şeyse onlar da yazabiliyorlarsa hani böyle bir şey oldu veya olmadı diye sevinirim. Şimdi dedim ki önemli olan bu raporlar Yüksel Başkan'ın masasına gidip birebir konuşulup örnek veriyorum. Başkan, işte Yüksel Başkan, Adnan abi demedim mesela. Ya Matias Korer, tamam doğru diyorsunuz da. Başkanım bunun böyle böyle eksikleri var. Bize gelmez, bizim ligin oyuncusu değildir. Bunu dedim mesela. Adnan, örnekleme yani, veriyorum tamam. Bu rapor yazılmış da, bu rapor işte başkana gitmiş mi yani? Çünkü scout ekibi de Mustafa Aztopal'a bağlıydı. Onlar da her şeyi önce Mustafa Aztopal'a verdiler haliyle. Bir hiyerarşi var. Ya hiyerarşi işte o işte Mustafa Aztopal'ın o zaman Adnan abiyle Musa abileri bir kenara koyuyoruz o zaman. Demek ki onlar hani bir raporu Mustafa Bey'e veriyorlar. Mustafa Aztopal bu raporu Yüksel Başkan'ın masasına götürdü mü götürmedi mi? Veya bunu Ertuğrul Özel'e mi paylaştı önce? Dedi ki ya bak bizim scout ekibi böyle böyle diyor. Hocam hani bak buna rağmen hala mı istiyor musun diye sordum mesela. Şimdi yani çünkü şimdi Mustafa Aztopal'ın da şimdi tam yetki mevzusunu konuşacağız ya. Şimdi Mustafa Aztopal'ın da geçen sene başkanın işte Covid ve diğer rahatsızlıklarından dolayı belli bir dönem takımdan uzak kaldığı için tam yetki Ertuğrul Hoca'daydı. Tesislerde. Her şeyden sorumlu Ertuğrul. Ertuğrul Hoca her şeye karar veriyordu. Ertuğrul Hoca her şeyi yürütüyordu. Bir dönem. Hatta başkanın bununla ilgili açıklamada da yönetemediler. Veysel abi de yönetemedi. İşte başka İşte oradan yönetemedi. Aslında ders alınamaz mı? Yani Ertuğrul Sağlam yönetememiş bu tam yetki işini. Ki CEO'su yapacaktın kulübün. Yani öyle vaatlerde bulunmuştun. İşte Alex Ferguson olacaksın falan diyorduk. Ondan sonra şimdi... Üye kartıyla fotoğraf veriyordu şey Ertuğrul Hoca. Yani şimdi Aztopal acaba o raporları Ertuğrul Hoca'ya sundu. Ertuğrul Hoca dedi ki ya sen bu raporları başkana gösterme. Ben bunları istiyor muyum dedi. Ya da Mustafa Aztopal gerçekten de bu raporları ne Ertuğrul Hoca'ya sundu ya da ne Yüksel Başkan'a sundu. Her şey böyle arkası kapatıldı. Görünmemezlikten gelindi her şey. Görünmemezlikten gelindi. Bu futbolcu alındı. Ben burada neyi acıyorum biliyor musun? Ben burada başkanın giden paralarını acıyorum. Tabii canım. Kendine oldu. Ya şu paraları uçmamız lazım. Matias'ı göndermek için ya. Para verdi. Alırken verdi, giderken de verdi. Nadire Ankara Gücü'ne zar zor son iki gün kala bir şekilde gönderdi. Pluma hanım adamı gönderdik, parasını verdik, adam takım bulamadı ya. Adamın takımı yok. Topçu hani bu rüzgarın oğlunun takımı yok şu anda. Ondan sonra dediğim gibi Rahman Buğra oynuyor. Hani madem bu scout ekibi yani bu kadar hiçbir önemli, şey bu önemliydi, bu kadar vardı. Ya niye bu arkadaşların sözleri dinlenmedi, bu arkadaşların raporları okunmadı, bu arkadaşların fikirlerine değer verilmedi diyeyim ve şunu ekleyeyim. Bugün niye gittiler abi? Bugün niye gittiler? Evet. Yani bu arkadaşları Fuat Çapa'nın ekibine dahil edemez miyiz? Yani madem yetki Fuat Hoca'ya verdin. Scout ekibinin hocalık bir durumu yok. Yani madem bütün yetkiyi Fuat Hoca'ya verdin, Fuat Hoca'ya diyebilir ki hocam... Bak scout ekibi de senin eline ayağın olsun. Yönlendir. İşte maç izlettir, oyuncu izlettir, şunu izlettir, bunu izlettir. Niye gittiler bugün? Evet. Bence yani benim görüşüme göre şöyle bir şey yapılabilirdi. Hani 3 kişilik bir ekip var orada. Bu sayı yeterli değil. Bu sayı artırılabilirdi ve biraz yetki verilebilirdi scout ekibine. Yoksa önceden kim vardı scout ekibinde? İşte Celil Sağır, Serkan Aykut, Ercan Koloğlu, rahmetli Emin Başkan falan vardı. Onlar da Samsunspor'un çok değerli isimleriydi. Adnan abi, Musa abi de Samsunspor'un çok değerli isimleri. Şimdi ve bir de aidiyet duygusu olan isimler. Yani onlar bir oyuncuya bakarken her şeyine bakarlar. Kesinlikle. Ya bu oyuncu gerçekten bize uyar mı? Ararlar, sorarlar. Her yerle bağlantısı olan insanlar bunlar. Yani bence onları göndermek yerine yetki verip, yetkilerini arttırıp,
ve eklemeler yapılabilirdi. Sayısı 3'te 5'e 10'a çıkarılabilirdi ki başkanın da böyle bir projesi vardı zaten sanırım. Ama ben burada yani scout ekibinin kurunun yanında yaşta yandı. Öyle gönderildi. Yani diyorum ya mesela bu isimler gerçekten başarısızlarsa tamam bir sorun yok ortada. Veya şunu düşünmüş o başkan, hani ben yeni bir yapılanma içerisine gideceğim scout ekibi olarak düşündüyse buna da tamam eyvallah, problem yok. Ama evet, diyorum ya yani bu arkadaşların fikirlerini, şeylerini aldılar mı, almadılar mı bu zamana kadar? Scout ekibi de öğrendiğim kadarıyla birkaç gün içerisinde bir açıklama yapacakmış yazılı veya basın toplantısı şeklinde. Şimdi, yapmalarında fayda var. Bence de var. Bir kere şöyle bir fayda var. Şu anda günah keçisi onlar. Günah keçisi. Şimdi bu bütün oyuncuları scout ekibi mi aldı? Aldırdı. Ya, veya kim aldırdı bu oyuncuları? Bir kere bunun artık şey olması lazım, açıklanması lazım. Fuat Çapa'yı mesela scout ekibi mi önerdi? Veya Mustafa Aztopal mı önerdi? Kim önerdi başkanın önüne? Fuat Çapa'nın adı nasıl gitti? Scout ekibi varsa önce onlarla gitmesi lazım bu işlerin. Nasıl döndü bu çark? Bunların açıklanması lazım ki kimse yalandan yere karalanmasın burada, kimse harcanmasın. Biz maalesef son yıllarda herkese harcadık. Deli gibi harcıyoruz. Herkese harcıyoruz. Deli gibi harcıyoruz. Ama işte yerine gelenler de ya, o kişileri dolduramıyor. Şöyle bak, getirirken herkesi çok iyi Samsporlu diyoruz. İşte şöyle Samsporlu, en iyi Samsporlu. Giderken de harcayarak gönderiyoruz herkesi. Evet. Herkes harcanarak gidiyor. Bu yani akıl almaz bir şey yani. Akıl almaz bir durum haline gelmeye başladı. Futbolcu gelirken şöyle topçu getirdik, böyle topçu getirdik. Giderken ya zar zor götürdük ya, zor şöyle kurtulduk, oldu, zor kurtulduk şu. Ya abi hani evet, yapmayın bunu, yapmayın. Onun için diyoruz ya, mesela ne diyoruz? Ya bir futbolcu transfer ederken, yabancısı da yerlisi de, ya bu gerçekten bu armayı, bu şehri, bu takımı taşıyor kaldırabilecek mi bir insan futbolcu mu? Bunlara bakın. Çünkü sonuçta bu arkadaşlara, bu futbolcu arkadaşlara para veriyorsunuz. Bu adamlar parasını alıp da oynuyor burada. Sonuçta kimse gelip bedava oynamıyor burada. Evet. Burada zaten mevzu ne Yüksel'in, daha Yüksel Başkan'ın daha fazla canı yansın. Para ödeyerek, sürekli para ödeyerek. Çünkü 300 milyon az bir para değil. Az bir para değil. Çok büyük bir para. Çok büyük para. Sen ne diyorsun? 300 milyon harcayıp da bugün 12 puanla acaba şöyleyiz, böyleyiz konuşmak. Düşer miyiz onu konuşuyoruz. Bunu konuşmak ya, bir hani Yüksel Başkan'ın vizyonundaki bir insana yakışmayan bir mevzu. Yazık yani. Konu. Yazık hakikaten. Onun için ben onu demek istiyorum. Yani insanlarla kötü ayrılmaya, insanları bu kadar pop poflamak, ondan sonra kötü ayrılmanın mantığı yok. Yani profesyonellikse bu arkadaşlar zaten parasını verip de geliyor. Oynarlar. Şey, ama diyoruz ya, bir futbolcuyu transfer ederken, bir futbolcuyu alırken iyi oyuncu şu oyuncu tamam eyvallah, ama bir de bu formanın ağırlığı, bu şehrin ağırlığı, parayı aldı mı şımaracak mı şımarmayacak mı, şu olacak mı, bu her şeyi planlayıp da alman gerekiyor. Bizde evet, maalesef böyle bir yapı yok abi. Evet. Ya Matias Kurier hayatım boyunca bu kadar para kazanacağımı düşünmemiştim diyor ya. Ya böyle bir şey diyebilir mi adam? Ya 5.000-6.000 dolara oynuyormuş Bulgaristan'da, burada dünyaları kazandı. Yani şaka gibi. Giderken de kazanarak gitti. Dolayısıyla biz burada, ben onu diyorum. Yani burada kimse şey yapmasına gerek yok. Burada giden para başkanın parası. Başkan bunu sorgulamak zorunda. Bugün bu şekilde bir karar aldı. Önümüzdeki dönemde bakalım nasıl karar aldı. Ben diyorum inşallah durum iyi gider. Her şey hani olumluya döner. Tablo güzelleşir. Hani takım tekrar toparlanır. Ama yani bu yönetim tarzıyla, bu yönetim modeliyle bunun olma şansı yok. Evet. Sen şehirle küsmüşsün. Şehirle aranda artık dağlar oluşmuş. Yani sportif başarı gelmez abi bu şekilde. Şimdi bizim saha içinde tamam sorunlarımız vardı. Hani bir nebze işte hoca değişikliği, şimdi genel menajer, scout ekibi şuydu buydu. Tamam, scout ekibindeki isimlerin gitmesi bana göre yanlış. Çok yetki verilmediği için yanlış, ama bir değişimdir. Değişim. Eyvallah. Sağ içine bir müdahale yaptın. Güzel. Ama bizim sağ dışında da problemlerimiz var. Dediğin gibi.
şehirle arası her geçen gün açılan bir Samsun Spor var, bir Samsun Spor Başkanı var. Ya bugün şeyler görüyorum sosyal medyada, ya o da ayrı bir şey, ya başkan bıraksın falan. Başkan bırakınca işler çözülmez, daha fazla sıkıntıya gireriz. Başkan bırakmasın. Başkan kulübü daha yönetilebilir hale getirmek için şehirden destek alsın. Şehirden, camiadan destek alsın. Samsun Spor camiasında çok değerli, çok önemli isimler var. Onları getirsin ya. Ve bu isimler de gelip hani burada Mustafa Aztopal gibi profesyonel olarak zaten gelmezler. Yani onların da bir ismi cismi olan kişiler. Herkes bunları 3 aşağı 5 yukarı bilir. Başkanın artık bu kişilere kulak vermesi lazım diye düşünüyorum. Yani Bandırma'da 160-170 bin kişilik ilçede başkana tapıyorlarsa, burada Yüksel Başkan'ı herkesin sırtında taşıması lazım. Yani 300 kesinlikle milyon lira para harcamış. Samsun Spor'u aldığı nokta ortada, vizyonu koyduğu nokta ortada. Arada tabii tökezleyecek. İşte tökezlerken de camiadan destek alması lazım başkanın. Ben yaptım oldu değil. Fuat Çapa'ya tam yetki verdin başkan. Ertuğrul Sağlam'a da vermişsin tam yetkiyi. Ne oldu? Daha kötü oldu. Şimdi daha da kötü olacak. Yani şimdi ben transfer yapmam diyen hoca şimdi scout ekibi mi kuracak? Yani şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu konuyu aslında şu hani şeye getirdim. Evet. Ben bir ama gerçi yorumlardan çok okuruz da, o kadro dışı konusunda bana bir konu atlat, onu konuşacağım. Tamam, kadro dışı. Kadro dışı konusuna girdiğinde bir konuşayım. O fazla şey, değiştirmeyeyim o konuyu. Evet, o da ayrı konu. Kadro dışı konusunda çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bağlayayım. Dediğim gibi şimdi Fuat Çapa tam yetki verilecek doğru isim midir? Tek başına bu silsilenin altından kalkabilir mi? Hangi işte futbol bilgisiyle, bu zamana kadar hangi takımda ne yaptığıyla bize örnek olur burada? Yani kusura bakmasın, 20 yıllık kariyerde 20 farklı takım var. Ortalama çalışma süresi 0.7 yıl bir takımda. Yani ay. Kaç diyor, 0.7 yıl kaç ay eder? Yaklaşık 8 ay falan eder yani. Ortalama bir takımda 8 ay çalışmış bir teknik adama tam yetki veriyoruz. Ve bundan öncesi de ortada. Ertuğrul Sağlam'a verdik tam yetki. Ertuğrul Sağlam kalkamadı bu işin altından. Fuat Çapa nasıl kalkacak? Ki o dönemler ne tribün vardı ne bir şey vardı. Yani tesisler kapalı şimdi pandemiden. Bir de şimdi taraftar var. O konuya gireceğim biraz. Tabii bir de taraftar var. O konuya gireceğim. Biraz yorum okuyalım. Çok fazla, yani çok fazla yorumlar birikti. Bu arada ilginize, alakanıza da teşekkür ederiz. Şu anda yine anlık 600 kişiye gidiyoruz. Hem YouTube'da hem Facebook'ta ortalama. Bu rakam çok güzel ama daha fazla kişiye, daha fazla renktaşımıza ulaşmamız için de lütfen yayınımızı beğenmeyi ve hangi platformdan takip ediyorsak paylaşmayı unutmayalım. Bu arada skorunu bilenler arasında da forma çekilişi yapacağız. Bunu da hatırlatmak istedim sizlere. Evet, Bediran 1965 yazmış, mesajları var. Sefer Yılmaz çok üzüldük yazmış. Mehmet Sucu scout ekibine işte bir iki isim yazmış, onlar getirilmeli diye. Tatangalar Sakarya'dan yazmış, Samsun takımına sahip çık haydi stadyuma demiş. Çileli taraftar yayını beğenelim diye yazmış. Mustafa Akbacı yazmış. Peki reçete ne diyor? Konuşuyoruz işte. Serhat Bolat yazmış. Esin Akay dursa iyi olmaz mıydı? Sakat Melinoviç durana kadar. Şerif Altunsoy yazmış. Hayırlı yayınlar demiş. Samsun Spor bu yılda umutları söndürdü. İnşallah küme düşmez demiş. Artık bunları yazıyor. Yani insanların korkusu bu maalesef. Şampiyonluğu konuştuğumuz yer. İlyas Bozarslan en hayırlı maç oldu. Mustafa Aztopal ve ekibinden kurtulduk yazmış. Flash TV izleyicimiz, onun mesajı var. Kahraman Çağlayan, sizce kim gelmeli takımın başına ve reçete nedir demiş. Ramazan Şirin, transferler çöp demiş. Bir de bu çöp var ya. Silver Joy'un bu takımda Yasin olduğu sürece takım ruhunu yakalayamayız. Adam mağlubiyetlerden sonra bile gırgır şamata durumunda, nasıl kaptanlık ona verilmiş diyor. Sefer Yılmaz, Yılmaz Vural göreve demiş. Güray Erdoğan, bütün maçlara bakıyorum. Sorun oyuncularda, adamlar top oynamıyor. Çok kötüler demiş. Şöyle etiket yazmış. Geçmişe mazi derler. Gelecek için öneriniz var mı demiş. Oğulcan Ankara Gücü taraftarı. Dost, kardeş, Samsun Spor el ele Süper Lig'e demiş. Bu hafta Ankara Gücü de kötü bir yenilgi aldı. Tam 0-0'lık maçta işte, hani kaliteli oyuncu böyle bir şey ya, Umut Bulut şapkadan tavşan çıkardı.
Tam 0-0 bitecek maçta bir gol attı. Maçı ortadan aldı, Eyüp'e getirdi. Ankara Gücü mağlup oldu. Biz aynı şeyi Yasin'den bekliyoruz mesela ama Yasin kayboluyor, gidiyor maçlarda. Bu futbolcularla kümeyi oynarsınız yazmış Ramazan Şirin. Bünyamin Turgut başkanın etrafında başkanı kandıran ve bazı işleri yapmasını engelleyen birileri var. Başkanın artık kelle alması lazım demiş. Cengiz Arslan, ben aylar önce programa yazmıştım Samsun Spor'dan bu takımla olmaz diye, çok fazla konuşmaya gerek yok demiş. İlker Kurt, bu takım yine de bizim tam destek demiş. Kesinlikle öyle. Yasin'in dokunulmazlığı mı var demiş bir izleyicimiz. Onu da konuşacağız. Hatta şöyle bir konu oldu maçta. Şimdi Melih Okutan kenara gelince kanat oyuncusu, Bandırma'daki meslektaşlarımız dedi ki herhalde Yasin çıkar dedi. Dedim ki yok, çıkmaz. Ama dediler ki ya çok kötü. Yok dedim, Fofana çıkar. Fofana'nın tabelası kalkınca adamlar bile şaşırdı ya, nasıl yürüyor ya bu adam diye. Demek ki bir dokunulmazlığı var yani. Sözleşmesi falan olabilir belki. Yani herhangi sakatlık makatlık herhangi bir şey olmadı, sözü oyundan çıkmaz diye olabilir yani. Başka bir cevabı yok çünkü. Olabilir, olabilir. Aynen öyle. Beyler, ne istifası yani, ne başkan istifası, yerine gelecek adam para mı harcar, Samsun Spor daha da kötü olur demiş. Katılıyorum. Ya burada başkanın bırakması gereken bir durum yok. Başkanın düzeltmesi gereken bir durum var. Evet. Yani müdahale etmesi gereken. Aynen bir öyle. Durum. Başkan bu durumu bırakarak değil, düzelterek çözebilir. Bu kadar basit aslında yani. Yayında dip ses var demiş bir izleyicimiz. Yönetmenim, bakarsanız var klimadan mı? Klimadan geliyor olabilir belki. Muammer Nayıroğlu, Adnan Musa'nın gitmesi isabetli karar demiş izleyicimiz. Erdal Soylu, Selçuk abi seni konuşmak istiyorum demiş. Ne demiş? Mustafa Yardebi, selam. Bütün 11 her hafta senkronize olmuş gibi, hepsi bu kadar başarısız futbol oynar mı demiş. Ya ikinci yarı başladı Bandırma'da, ya dönüp dönüp aynı şeyleri konuşuyoruz ama. Sanki ilk yarının son dakikasında golü biz atmışız da soyunma odasına 1-0 önde gitmişiz. Maçın bir 3 dakikası falan top çevirdik kendi yarı sahamızda. Yani 45 dakikada öyle top çevirsek Bandırmalı hiçbir oyuncu da ya Azmi gideyim baskı yapayım demezdi herhalde. Bu kadar mı ruhsuz olunur ya? 1-0 geridesin, az ikinci yarı insan bir tempo yaparak başlar ya. Disiplinsizlik var demiş Güray Erdoğan. Muharrem Arslan, ben şahsen Sayın Yıldırım'ın bilerek ve isteyerek para harcamamak için bedelsiz futbolcuları transfer ettiğini düşünüyorum demiş. Eyo Kuzenler yazmış, değerli abilerim biraz da gençlerin kadroda olmamasını konuşalım demiş. Evet, güzel bir konu. Gençler konusu önemli. Hatta onunla ilgili bir şey söyleyeyim, bir şey anlatayım size maç sonrası olan. Fatih Abonoz, akla bir şey geliyor, kara para, Ya hocam. Caner Tosyalı, geçen seneki takımı tamamıyla dağıtıp yeniden 11 kurarsanız olacağı budur diyor. Katılırım bu yoruma. Yani geçen sene şampiyonluğu averajda kaçıran bir takımı komple bozup yeniden bir takım kurmak. Ama bak onunla ilgili de var. Akıl işi değil, evet. Kazım Kaan Öztürk, Ertuğrul Sağlam olmadan Samsun Spor şampiyon olamaz demiş. Onunla da olmadı maalesef. Recep Erduman, Samsun'da en büyük sorun sportif direktör. Bakın Erzurumspor'a borcu olmasına rağmen çok iyi takım kurdular demiş. Mert Çakır, sizlerin kafasındaki futbol aklı kimler merak ediyorum demiş. Biz burada bir isim veremeyiz arkadaşlar size. Yani biz öyle bir onun adamı oluyoruz. Biz öyle bir merci değiliz. Ben şimdi burada desem ki zaten başkan diyor ya, sen kimin adamısın Selçuk? Direkt hedef. Derler ki aa tamam, bu bunun adamıymış. Öyle bir şey değil. Yani burada başkan bu işin tepesindeki isimse kendisi düşünecek bu konuyu. Bazı şeyleri analiz edecek, görecek. Demek ki şunu düşünecek başkan. Ya ben yönetimi, normal dernekteki yönetim kurulunu demek ki yanlış planlıyorum. Oradaki kimseye futbol takımı konusunda yetki vermedim. Demek ki bu işler böyle olmuyormuş diye biraz kendisi düşünecek. Burada ben kalkıp da Samsun Spor Başkanı'na akıl verecek bir durumum yok. Benim, yorumlar çok birikti burada. Bayağı bir gitti, bana ekrana verebilir misin? Evet, onu da ayarlayalım. Ben zaten bitirmek üzereyim. Çok İbrahim Bat, siz Fuat Hoca'yı hiç sevmiyorsunuz. Hep kötülemez. Ya biz Fuat Hoca daha yeni geldi. Biz Fuat Hoca'lık bir şey demiyoruz ki. Ama Fuat Hoca tam yetki verirsek yine aynısı olacak. Yani Ertuğrul Sağlam nasıl başaramadıysa o da başaramayacak. Korkumuz bu açıkçası.
Bütün kontra ataklarda herkes Yasin'e atıyor demiş. Evet, onu az önce ben de ifade ettim. Yayını beğenelim diye çileli taraflar ısrarla yazıyor. Evet, beğenelim arkadaşlar, beğenelim, paylaşalım. Ali normal Türköz, şeyden açarsan Yasin'le olmuyor da gelir. Sizce Soner'le olur mu demiş. Soner de çok artık dinlenmesi lazım. Selçuk Asdemir bizim hocaya gençleri oynatmadığını lütfen söyleyin demiş. Farkındadır herhalde gençleri oynatmadığını. Nasıl? Gençleri oynatmadığını hatırlatın hocaya demiş de farkındadır herhalde hoca gençleri o oynatmadığını. Kararsan biraz değişti gibi. Altan Karaçalı yazmış. Hakkı Yeşilyurt'a görev verilmeli demiş. Yakup Korkut bu senede süperlik hayal oldu demiş. Geronimo hakem bize bonkördü. 8. dakika sarı kart verdi. Lüzumsuzdu falan demiş. Ahmet Türen ikizleri aldık. Galatasaray istedi. Biz ikisini aynı anda bile bir maç oynatamadık demiş. Muharrem Arslan'ın yorumuyla bitireyim. Bizim birinin adamı denilmesine itirazımız yok. Samsunspor'un menfaatleri için İsmail Uyanık'la kırgınlıklara son vererek Samsunspor için el ele vermelidir demiş izleyicimiz. Ömer Şimşek yazdı şimdi. İlk ikiden çıkma şansını geçtim, playoff'tan bile çıkamaz diye. Serhat Bolat da Semih Altıkulaç neden oynamaz Soner Gönül yerine demiş. Soner Gönül yerine bir Altıkulaç oynayacaksa o da Melih Altıkulaç. Çünkü aslında sol bek olan Melih. Evet, gelelim önce Kanal 362 ve Halk Gazetesi gelen yorumlara. 362'ye geldi yönetmenim. Caner'in önce yorumunu okuyayım. Ergin Caner Cappar'ın. Ona da uğrayacaktık giderken gelirken bir fırsatını bulup ne giderken çok ne güzel bir konuya değinmiş. Uğrayamadım. Demiş ki Sayın demiş Mustafa Topal demiş bir veda yazısı bile yazmadı hala demiş. Yazar belki. İki gün geçti. Hani bir veda yazısı dahi yazmadı demiş. Şimdi tabii ben yorumları şöyle güzel bir şey evet. Evet, dikkati doğru, benim de dikkatimi çekti. Bu kadar yani şimdi scout ekibi bir ya bir basın açıklaması yapacak ya hep bir yazılı açıklama belki yapacak. Ama belki Mustafa Topal bence öyle olmaz. Kendi başına bir bence yazı yazması lazım. Çünkü bunu ben önceden de dile getirmiştim. Scout ekibiyle Mustafa Topal arasında da bazı sorunlar var diye. Çünkü scout ekibi de az önce konuştuk ya yazdıkları raporların falan açıkçası en alttan başlayayım. Kendinden çok çıkmadığını düşünüyorlardı. Evet. Sen dedin mi düşmüyor yönetmenim şeyler? Tüm yorumlar dersen. Evet tabii çok yorum yığılınca bir anda. Çok fazla yorum var şu anda. Hani bende de biraz atlamış olabilir yorumlar. Ömer Tuncay yazmış mesela. Evet. 2 senelik scout ekibi İsmail Önük dönemi futbolcularımız. İsmail Başkan ve Yüksel Başkan ayrılıklarından sonra o ekip başı çekmiştir. Ben eminim şimdi ayrılanların hiçbirinden başkan adına olumlu bir söz duymadım. Efe Şahin, Semih, Melih kardeşler tatile gelmiş. Oh Melinoviç aynı Allah'ım demiş. Aziz Yalçın Alp yazmış. Açık söylüyorum hırslı bir hoca, hırslı bir takım eşleşmesi olmadıkça bu iş olmaz. O hırs tribünleri de coşur. Takım çok ruhsuz, heyecansız demiş. Evet. İsmail Şey ucuz etin yanisi bu kadar arkadaşlar demiş. Ucuz mu işte etin yanisi? Ben yine şeye bakayım transfer market Hikmet verilerine. Uzman usta adamda kapasite yok. Ne bekliyorsunuz? Yasin kaç yaş Yasin kaç orta yaptı gol oldu Allah aşkına demiş. Ömer Kodalak bu oyun sisteminde Tomane kayboluyor demiş. Ve Kozluklu Vedat Şahin benim kanaatim oyuncu konusunda tam yetki verdi. Kulüp yönetimi için değil bence demiş. Olabilir evet. Hangi oyuncu? Ahmet Çelik demiş ki oyuncu. Yasin bu takımda oldukça Sanspor düzelmez demiş. Yasin'le ilgili çok olumsuz yorum var. Kozluklu Vedat Şahin demiş ki ben isim vereyim Selçuk. Sizin yerinize Önder Özen Hakkı Yeşilyurt demiş. Bizim köşe yazarımız aynı zamanda Kadıköy'ün genel menşeydi. İdari evet, koordinatörü. Evet, futbol şube sorumlusu. Daha önce de görev aldı. Zafer Köse demiş ki görevden almalar doğru karar. Ancak tam yetkin hoca evirmesi çok büyük yanlış. Kulübün başına futbolu bilen yönetme yeteneği olan maaşlı biri getirilmeli. İşleri menajerlik olan adamlara tam yetkin verilir? Eskiden bir kişi yiyecekti. Şimdi ailecekler yiyecekler başka demiş. Bir göndermede bulunmuş. Ya şu Mustafa Çevik diye birisi var Twitter'da. Ankara'da bir gazeteci herhalde. O biraz tabii ortamı geriyor. Başkan bize de çok şey yaptı ama biz hiç öyle ortamı germedik. Kimse Samsunspor Başkanı hakkında da öyle atıp tutamaz yani. Onu da buradan terbiyeye davet ediyorum.
Orada da Fuat Çapa ile ilgili de bazı evet. iddialar ortaya attı. Artık neye dayanarak o iddialar ortaya attıysa yorumla muhtemelen ona ondan dolayı gelmiştir. Yani bu tarz kişilere de fırsat vermeyelim yani arkadaşlar. Yaşar Kocabaş geçen seneki takımı bozmamamız gerekiyordu demiş. Apo Türk, Sanspor tarihin en kötü takımı yazmış. Yaşar Kılıç, başkan geldiğinde 5 yıllık bir programla yola çıkmıştı. Bu program devam etse kötü mü olurdu? Sizlerin düşüncesi nedir? Çok şu erken vazgeçildi o çok şeyden. Çok erken vazgeçildi. Evet. 4. senesi zaten şu anda. Ama o başladığın ekiple 5 yıl dedin. O ekipten kimse kalmadı. Kalmadı. İlk başarısızlıkta o zamanki scout ekibi gitti. Sonraki sezon işte İsmail Uyanık gitti. Mehmet Aras yazmış. Başkanla şehir arasında ciddi kopukluk var diye. Var evet. Murat Aybaş geçen senenin 2-0 Antalya demiş. Onu hatırlatmış. Niye hatırlatmak istediyse. Osman Çelik. Emre Çörtük. Osman Samsporlu olmaktan gurur duyuyorum. Ancak gidişat iyi değil. Sözleşme yapılırken kulübün lehine maddeler koymak lazım. Çok fazla paralar veriyoruz. Yan gelip yatanlar kulübe zarar veriyorlar demiş. Haklı. Turgay Kara demiş. Bak bu mesela yorumlanıyor. Başkan Fenerbahçeli, Galatasaraylı yorumcularla transfer yaparsa böyle olur. Başkanın en büyük hatası çok fazla insana inanıp güvendi. Eksiğimiz, yanlışımız ise... Ve bizim... şehirdekilere güvenmiyor işte. 10 futbolcusunun Süper Lig'de iskelet, bel kemiği olarak düşünülmemesi, Kuzey'den 10 adam alsaydık Norveç, İsveç, Finlandiya ülkelerini göstermiş, hedef evet. göstermiş. Bu ülkenin futbolcu daha karakterli, daha profesyonel demiş. Mesela Bandırma'da da oynayan 3-4 oyuncu Fransa 2. liginden getirilmiş. Çok cüzi miktarlara hemen uyum sağlamış. Fatih Merve Gündüzoğlu, Yüksel Başkan bence egosuna yenildi. İsmail Uyanık Başkan'ın camia ve taraftar tarafından kendi önüne geçmesini kaldıramadı, kendini bitirdi demiş. Ömer Dönerci miyiz? Futbolcuyu popoflama için Hasan Kılıç geldiğinde sizler de eşlik ettiniz. Evet, yani popoflama değil, Hasan Kılıç gibi bir isim geldi sonuçta. Geçen sene Adana Demirspor'la şampiyonluk yaşamış. Yani ve hani daha önceden de ilk bu kulübe geldiğinde... Tabii canım. Çok beğendiğimiz, çok önem verdiğimiz, çok şey yaptığımız bir isim. Bizim zaten bireysel olarak oyuncularımıza baktığınız zaman kalite olarak bir sıkıntı yok ki. İşte bu kaliteyi harmanlayacak bir oyun sistemi. Bu bir şu cümlen doğru. Mesela Mert Uncay. O formayı öpen büyük Sanspor topçu her maç beni kenara çekindi işaret yapıyor. Evet, bu konuya değineceğiz birazdan. Birazdan değineceğim evet. o konuya. Yani alışkanlık haline geldi Hasan Kılıç'a. Ya oyuna girmiyorum ya da hocam beni değiştir. Gol atıyor, penaltı atıyor. Hocam ben yoruldum, beni çıkart. Hani alışkanlık haline geldi. Yok mu yeniyorum? Var aslında ya. Hepsini okumak istiyorum. Biraz hani şey evet, yorumlar var. Seçerek. Hani seçerek okumak istiyorum. Yanlış anlaşılmasın diye. Yani diğer izleyenler maçlar zaten... bitti bu arada. Adana Spor Altın Ordu'yu 1-0 mağlup etti. Bursa'da Keçiören'i 2-0'la geçti. 2-0'dı zaten maç. Biz haliyle bir basamak daha gerilemiş olduk. Bursa Spor aldığı galibiyetle 7. sıraya yükseldi. Biz 12. sıraya geriledik. Adana Spor'la da puanımız aynı oldu. Yani sezon başı küme düşer dediğimiz Bolu Spor ve Adana Spor'la şu anda aynı puandayız. Düşme potasının sadece 2 puan üzerindeyiz. Evet. Murat Kara demiş ki bununla bitirim. Diğer yorumlar biraz ağır yorumlar. Hani çok fazla okuyup da burada ortamı germeye şey yapmaya evet. gerekiyor. Yorumlarınıza katılıyorum. Bazı konularda katılıyorum. Bazılarını biraz... ağır buluyorum ama birazdan bir kadro dışı konusunda evet. birkaç kişinin sorusuna cevap vermiş olacağım. Onun aynen için bu, ben hani de o okumayım, okumak için. Murat Kara demiş ki Ankara'dan selamlar, paniğe gerek yok. Saviçeviç gelince takım düzelir demiş. Hadi bakalım. Gazi Sefer var, Ladik'ten selamlar göndermiş. Bizler de selam gönderiyoruz. Tuncay Gültekin yazmış. Aslında birkaç tamam abi o olmaz dediğin olmaz. Dediğin gibi. Kadro dışı konusuna girdiğimizde sorularınızın da cevabını vermiş olacağım aslında. Zaten ona gireceğiz. Yorumlamış şimdi. Olacağız. Var mı başka? Başka yok. Tamam. Son gelen birkaç mesajı da ben okuyayım, araya girelim. Fatih Şahin yazmış. Sol ayaklı
oyuncu neden alındı? Bir tane ortası yok, bindirmesi yok. Uzun taç alsın diye mi alındı demiş Soner Gönül'le alakalı. Mehmet Öztürk, Selçuk Bey, çürük elmalar tek tek dökülür. Artık bundan sonra Samsun Spor iyi olacak inşallah demiş. Ahmet Canikligil, Yasin Öztekin'den kaptanlık alınıp Hasan Kılıç kaptan yapılmalı demiş. Savicevic geçen sene ne yaptı da bu sene ne yapacak diye bir izleyicimiz var. Almanya'dan Bülent Seven yazmış. Selamlar, her ikinize de saygılar. İstifalar bence göstermelik, taraftarın gazını almak için demiş Almanya'dan Bülent Bey. Almanya'ya da selamlar olsun. Efe Şahin demiş ki, reis arkanızdaki fotoğrafta Soner'i göstermeyin, otoban görüyorum yazmış. Evet, abi, şey... Yasin'de ciddi bir sorun var demiş Mustafa Akbacı. Onunla da bitirelim ve tabii Fuat Çapa'ya tam yetki verildi. Mustafa Aztopal'la yollar ayrıldı. Mevcut scout ekibiyle yollar ayrıldı ve bir de ne yapıldı? İki oyuncu kadro dışı bırakıldı. Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz. Tabii maçın ardından ben Bandırma'daydım. Orada da başkanın etrafındakilere şunu söylediğini öğrendim orada. Ya işte Fuat Hoca ile konuşacağım. Bundan sonra bunlarla değil gençlere oynatsın. Böyle olmaz. Hem rezil oluyoruz hem sinir stres sahibi oluyoruz diye. Böyle bir şey olduğunu öğrendim. Ve devamında da yine başkanın bir dost meclisinde, bir sohbette Hasan Kılıç, Yasin, Boli, Gökhan Karadeniz ve Mehmet Akyüz'ün işte kadro dışı bırakmayı düşündüklerini konuştuğunu duyduk. Hatta bununla ilgili işte sosyal medyada da yazdık, ettik. Daha sonra bu sayı şimdilik Gökhan Karadeniz ve Mehmet Akyüz olarak iki kişiye düştü. Yeterli midir? Gökhan zaten sakatlıktan yeni çıktı. Çok oynamayan bir oyuncuydu uzun son haftalarda. Mehmet Akyüz zaten herhalde hiç 11 başlamadı değil mi? Bursa maçı vardı. Bursa maçında da 11 başladı. Mehmet Akyüz'ün yani herhalde son... Bir de şey kupa maçında oynadı. Öyle mi? Kupa maçında, Da oynadı. Son 7-8 yılda her transfer döneminde adı Samsun Spor'la anılan ve en yaşandığı dönemde Samsun Spor'a gelen Mehmet Akyüz, Samsun Spor kariyerini gol atmadan bitirdi. Bir golcü oyuncu olarak. Bu da enteresan bir dipnot oldu. Herhalde 1,5 asist diyebiliriz. Tomane'ye bir asisti vardı. Bir de Bursa maçında yaptığı ortayı adam gol kendi kalesine attı. Kaleci. Hadi ona da yarım asist diyelim. 1,5 asistle bitti. Ben anlaşmasını biliyorum. 180 bin euroya alındı sezon başında. Artık gönderilirken şimdi nasıl gönderilecek? Zaten bir yarım sezon oynamış oldu. Onlar da artık başkanın ve ekibinin düşüneceği işler. Yeterli midir? Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz'in gitmesi Samsun Spor'daki sorunları çözer mi? Yetmez. Evet. Niye yetmez? Bir kere Gökhan Karadeniz'le Mehmet Akyüz'ün yanına zaten ilk 18'e giremeyen Eral Çınari'yi, bir de zaten belinden sakat olan Melinoviç'i de ekleseydik. Bu iş tam olsaydı. Hani olacaksa, madem kadro dışı bırakacaksa. Şimdiden yapsaydık mesela. Hani Melinoviç'i de ekleseydik, nasıl evet. Olsa forma giyemiyor. Eral Çınari zaten ne Mehmet Altıparmak döneminde ne de Fuat Çapa döneminde şu ana kadar ilk 18'e giremiyor. İşte bazı maçlarda sonradan girdi. İlk 11 oynadığı maçlar vardı. Hani şunu demek istiyorum aslında. Gökhan Karadeniz'de Mehmet Akyüz'ü kadro dışı bıraksan ne olur? Bırakmasan ne olur? Ne olur abi? Takımın huzurunu mu bozuyorlar? Bu kim oyuncu mu, takımın oyunu mu? Hani göz daha vermek istiyordum diyorsan yanlış iki ismi seçtin abi. Yani çünkü dediğin gibi 1,5 aydan beri Gökhan Karadeniz zaten yok. Yok. Kenarda koşarken mi takımı huzursuzlaştırdı? Gruplaşma mı yaptı? Yani kenarda koşarken sen benimle birlikte mi koş dedi. İşte yani Mehmet Akyüz ne yaptı? Madem Mehmet Akyüz'ün kadro dışı bırakabilecek kadar şeydi. Geçen sene Adana Demirspor'un kadro dışı ders çıkartmadı mı? Geçen hafta söyledik bunu. Niye burada aldın, dedik ya bak, bu arkadaşın CV'sinde böyle bir durum var. Samet Aybaba göreve geldiği gibi geçen yıl Akyüz'ü tosladı Adana Demir'den. Bu adamın böyle Mehmet Akyüz, yani bilmiyorum Mehmet Akyüz'ün bir problem yarattı mı yaratmadı mı? Hani günahını da alamam, bir şeyini de alamam, bir şey de diyemem ama bu arka Mehmet Akyüz madem böyle sıkıntılı bir adamdı, niye aldın o zaman? Gökhan Karadeniz durup dururken ne oldu da kadro dışı kaldı? 1,5 aydan beri takımdan ayrı çalışan, daha geçen hafta kupa maçında ilk 11'de başlayıp bugün de işte şey maçında da oynayan ne oldu ya? Mehmet Akyüz, Gökhan Karadeniz ne yaptı abi?
Kendisine bunu sormuş zaten. Tamam demiş, evet. Kadroda. Şimdi niye? Niye? Niye diyorsun? Bana demiş bununla ilgili bir hani açıklama istiyorum sizden demiş. Niye ben? Ki şöyle araya gireyim. Bir para mevzusu konuşuluyor. İşte para alacak mevzusu yok. Oyuncuların bazıları peşinatlarını almadılar, huzursuzlar gibi. Bu dedikodular da tamamen asılsız. Oyuncuların bu sezonla ilgili şu anda alacakları yok. Hiçbir şey yok. Diyorum ya, madem böyle bir iki ismi seçtin, yanına Erol Çınar ile Milinovic'i neye de ekleseydin. Neye göre seçtin? Yani, bak, evet. Milinovic'i de ekleseydin de deseydik ya tamam hani başkan sırf hani kadro dışı bırakmak için bıraktı. Hani 3-4 tane ismi ya zaten bu adamlar da hani ne oynasa belli değil. Yani Milinovic zaten bir biliyorsa devre arasında gidecek. Biliyoruz ki Milinovic gidecek. Boli gidecek devre arasında. Niye? Niye o zaman madem Neşter'i vurdun? Neşter'i vurdun. Ya şimdi yani... Sonra'ya da mı günah keçisi lazım açıkçası? Sonra'ya günah keçisi lazım. Şöyle lazım. Ben şimdi madem şey... Taraftan haftalardan beri dillendirdiği adam kim abi? Yasin Öztekin değil mi? Manisa maçında Yasin Ayhan'dan top kaçırsın bütün tribünler istiklayacak. Nasıl durduracaksın? Belki de Ayhan'a top aldığında sıklayacak yani. Nasıl durduracaksın? Durduramazsın canım taraftarı. Hasan Kılıç örneğini vereyim. Hasan Kılıç için de söyleyeyim mesela. Yine aynı şekilde tepkilerin odaklı bir şey yok işte kaptanlık muhabbeti yok bilmem ne şu bu. Nasıl durduracaksın? Ben şunu eklemek istiyorum. Hani başkan zannediyor ki bazen hani biz onun söylemlerini duymamazlıktan geliyoruz, şunlardan geliyoruz. Geçen sene başkanın en büyük hatalarından biri neydi? Şampiyonluğa giden takımda neydi? Bu 15 oyuncu beni şampiyon yapacak sonra hepsi evine gidecek dedi. Yani takımdan ayrılacak. Göndereceğim dedi. Göndereceğim dedi. Ona geldi. Geçen hafta başkan ne dedi? Tomani'nin dedi, Yasin'in dedi, Bolin'in dedi sözleşmesi bitiyor seneye. Satacağım onları. Benim dedi onları dedi iyi top oynamalar lazım ki ben dedi onlara en az 200-300 lira para kazanayım dedi. Ya daha gözünü seveyim ligin 10. haftası. Sen şimdiden bu oyuncuları satmanın derdindesin ki 60 tane oyuncu bu zamana kadar satamamışsın. Bir de şu var 35'lik Yasin 30'a merdiven dayamış Tomane ve Hasan'ı başkanın başkan bunlara birilerine para vereceğini düşünüyor. İşte Boli, Hasan değil Boli. Boli mi? Boli. Ha, Boli de 30'a geldi. Boli de 30'a. Boli şimdi 28 falan olması lazım. Geçen sene yaptığın hatayı daha bu sene sezonun başında yaptın. Kevin Boli 30 yaşında. Boli 30 yaşında. Yasin 35 yaşında. Diğeri kim? Şey Tomane. Tomane de 29 yaşında falan. Bak yani, Tomane 28 yani dakika... yaşında. Kim para verecek bunlara ya? Ya bonservis verecek daha doğrusu. 300, 500, 200, 300, 100, 200 ne kazanırsak diye açıklama yapayım. Başkan ya bununla ilgili geçen sene senin demecin var her zaman ya bu çok yanlış bir demeçti. Bu sene daha sezonun başında yaptı. Başkan madem para kazanmak istiyor. Formülü açık. Bole'nin yerine Yunus Emre'yi oynatacak. Parlatacak. Bu kardeşimizde bu potansiyel var. Öyle 3-5 de kazanmayacak. Milyonlar kazanacak olursa. Tomane'nin yerine oynatacak Ali Kılıç'ı. Parlatacak, para kazanacak. Fofana'nın yerine oynatacak Polat Yaldır'ı. Para kazanacak. Semih Melih kardeşleri aldın. Oynatacaksın, para kazanacaksın. Madem başkan para kazanmak istiyor, bunları... Ya başkanı bu aklı kim veriyor? Hakikaten çok Yasin'den falan nasıl para kazanacaksın neyin ya? Neyin parasını 35-36 yaşındaki adamdan ne parası kazanacaksın? Yani emekli maaşını mı alacaksın elinden ya? Bundan 3 hafta önce Fatih gazetesiydi galiba. Ali Ülgen'i yazdı. Çocuk formaya set kaldı ya. Biri şöyle bir yorum yaptı onunla ilgili. Acaba anlaştılar da sakatlanmasın diye mi oynatılmıyor diye. Böyle de bir yorum var yani. Çünkü Fatih Terim de Yedlin herhalde gidici Galatasaray'da. Oraya adam istiyor. Acaba anlaştılar da ondan mı sakatlanmasın diye. Öyleyse... Ama şöyle bir şey bir var. Bir yorum var da yani. Şöyle bir şey var. Ali Ülgen'i de oynatman lazım ki formunu kaybetmesin. Evet işte o da ayrı. O da ayrı. Formunu kaybet. Maç eksiğini mesela nasıl Barcelona gidereceksin? Mesela Barcelona şeyi aldı. Kayseri Spor'dan genç arkadaşımızı. O oynuyor maçlarda. Onu görüyoruz. Evet. Yani diyorum ya kadro dışını şöyle yaparsın. Hani madem öyle şey konuşuyoruz. Hani öyle dost meclisinde ayrı konuşup işte şeyi de ayrı yapmaktansa şöyle yaparsın. Dersin ki madem hani Hasan'la Yasin'i veya Boli'yi Mehmet Aygüz'ü aldın gerçi de kadro dışı koyamıyorsan dersin ki Aykut örnek veriyorum. Soner örnek bu. Bir de kim diyelim mesela Osman Çelik. Yani bu isimler yanlış anlaşılmasın. Yani ben burada sadece örnek. İlk 11'de oynayan 3 tane adamın kellesini alırsın. Tamam mı? İlk 11'de oynayanlara dersin ki bak bu adamlar ilk 11'de oyunculardı. Tamam mı? Atarsın bunları kenara. Takımdaki bütün herkese mesajını vermiş olursun. Evet.
Sen şimdi takımda ilk 18'e giremeyen veya işte sakat düşürdü buydu onları kadro dışı bıraksan takımda ne değiştireceksin? Yine aynı isimler takım içerisinde duruyor ya. Evet. Problem yarattığı iddia edilen isimler takımda bence duruyor ya. Bence o problem, yani bu oyuncular neden kadro dışı bırakıldı? Bence en büyük açıklama konusu bu şu anda. Yani oynamayan yani, oyuncular... Tabii Gökhan Karadeniz içinde, Mehmet Akyüz içinde. Niye? Şimdi neden olduğunu açıklamak zorundalar. Veya Hasan Kılıç, Yasin Öztekin, işte Kevin Bolli ve hani başka yok gerçi. Kevin Bolli için niye bu isimlerinde kamuoyunda adı geçti de niye kadro dışı bırakılmadı? Hocam bunun istemedi. Bunun açıklaması yani, gerekir. Veya bu oyuncularla konuşuldu, önden bir gözdağı mı verildi? Ve ben şu bilgiyi de vereyim. Bugün Gökhan Karadeniz'de konuşan birisi şunu söylüyor. Manisa maçı sonrası o milli arada yine yeni kadro dışıları gelecek. Herkes de bunu ben beklesin. Ben de şunu duydum mesela. Hani ek madem öyle yani duyumun üzerinden konuşuyoruz ya mesela. Başkanın Hasan Kılıç ve Yasin Öztekin'i aradı. İşte arkadaşlar bakın kendinize çeki düzen verin. Bu takımı alın götürün. Devre arasına gel bu takımı toparlayın. İki kaptansınız. Aranızda problem varsa da çözün. Onu da çözün. Aranızda çözün. İki kaptan bu takımı toparlayın diye konuştuğunu. Evet. Kevin Bolli konusunda şöyle duydum. Bilmiyorum onunla ilk toplantıda zaten Mehmet Fuat Hoca ile bir araya geldiğimizde şu anda zaten defansa problemim var. Devre arasına kadar bir şekilde bu süreci yönetmemiz lazım. Evet. Bolli'ye ihtiyacım var dediğini biliyorum Fuat Hoca'nın. Öyle bir iddia var. Ben de şunu ekleyeyim. Yine birisi soruyor Fuat Hoca'ya. Hocam ya bu Bolli niye oynuyor falan diye. Berk sakat diyor. Yani Berk mecburum. Sakat yoksa Berk mecburum. Mecbur sende bunu oynatmam ama lazım. Yunus Emre var orada genç kardeşimiz. Abicim zaten sezon... Berk neyse Yunus Emre de o ya. Sezon başında Mehmet Altıparmak'la birlikte Bolu'da yaptığımız kampta da şey, röportajda evet. Da buradaki şeyde de Yüksel Başkan'la konuşmamızda da ne dendi? 5 tane oyuncu, altyapı oyuncusunu 5 dakikada olsa, 6 dakikada olsa bir şekilde sürekli oyun içerisinde aktif edeceğiz. Yani sürekli oynatacağız, sürekli oynatacağız dendi. Yatırım yapılacağız dendi. Abi bizim yani gençlerimiz kulübede sadece ısınıyorlar. Polat 3-1 iken Bursa maçında oyuna girdi. Kurtarıcı olarak 3-1'di maç. En fazla Polat almıştı zaten sürekli. O aldı. Yunus Emre hiç oynamadı. Yanlış Ali Kılıç kupa maçında oldu. Bir de bir maçta oynamıştı. Bir maçta girmişti. Evet. Hani diyorum ya gençler anlamında yatırım yapacaksan işte fırsat sana. Yok yapacaksan da yap fırsat, yani. Fırsat sana. Bu camiaya de ki arkadaşlar biz 3 yıl 5 yıl neyse artık bekleyeceğiz. Bu gençlerimize güveneceğiz. Altyapıya ciddi yatırım yaptık. Bunun meyvesini almamız için bu arkadaşlarımızın oynaması lazım. Bu arkadaşlarımıza destek verelim de bütün şehir gelsin seninle birlikte. Gelsin abi. Ama yani başkanın Başkan geçen hafta tweet attı. Dedi ki bu takımın şampiyonluğu her zaman oynayan bir takımızdır. Her zaman şampiyonluğu hedefleyen bir takımızdır dedi. Bir şekilde o zaman herkesin bir şekilde gazını aldı. Yani herkes daha tamam hani şudur falan. Bandırma maçıyla. Ya şehirdeki iyi oyundan etkilendi herhalde başkan. Erzurum maçında fena bir oyun yoktu ortada. Onun peşine yazdı. Hasan'la Yasin demişken şu görselimizi de verelim. Bugün tabii bir taraftar Yasin'e Instagram'dan yazıyor. Diyor ki hani kaptan sosyal medyada işte haber, bazı sitelerde böyle haberler var Hasan'la sorun yaşadığına yönelik diye. Yasin de diyor ki kardeşim Hasan benim kardeşim gibi aramızda hiçbir zaman problem olmadı. Yalan haberlere inanmayın sadece yıpratmak istiyorlar biz bir aileyiz çok daha iyi olacağız diye bir Instagram'dan bir taraftara yazıyor. Kaptan Yasin Öztekin Hasan'la ilgili de aralarında bir problem olmadığını belirtiyor. Bununla ilgili bizim gazete gerçekten arkadaşımız Mustafa Ataseven bir köşe yazmış kaptanlık krizi diye. Evet. Onun akabinde o arkadaşımız da Yasin Öztekin'e göndermiş kaptana demiş ya başka şey böyle kaptan bir şey böyle var. Bir şey var. O da işte cevap vermiş. Umarım dedikleri gibidir. Yani, İnşallah öyledir. Hani aralarda bir tartışma yoktu ama duyduk. Menemen maçı sonrası. Ya, tabii şu da var şimdi. Hani bu örnek hep verilir ya insan evinde eşiyle de bazen çocuğuyla da böyle sesini yükseltir. Bir şey olur yani. Hani ufak da olsa bir tartışma olur. O da aile içinde belki yaşanmış bir şeydir ama inşallah dediği gibidir. Büyütülmemiştir ve İnşallah büyütülmez. Bu arada anlık şu anda 800 kişi var yayında. Herkese teşekkür ederim. Hani yayını beğenelim, paylaşalım arkadaşlar. Dedikleri gibi. Teşekkürler herkese. Olay yaşanmamıştır.
Belki ufak bir tartışma yaşanmıştır, çözülmüştür. Olur bunlar olur yani. Bunlar. Tabii şimdi şeye gelim. Mesela o arkadaşların yorumlarına da gelim. Hasan'ın sürekli beni oyundan çıkart, beni oyundan çıkart, beni oyundan çıkart konusu. Şey var evet. Hani bilmiyorum. Hasan nasıl bir psikoloji fiziki yaşıyor? Fiziki anlamda mı bitiyor acaba maçların sonunda? Yoruluyor mu bir dakikadan sonra fiziki anlamda? Ya da psikolojik bir problem mi yaşıyor acaba? Hani takım kötüyken hani o sahanın içerisinde o mi kalmak olmuyor istemiyor? Ama orada sorumluluk alacak işte. Yani. Takım o alacak kaptanı, yani. Takım o alacak ikinci kaptanı. Yani İşte diyorum ya bugün bunlar bu şekilde konuşuyor. Bugün günah keçisi kim ilan edildi? Mustafa Astopalı ve scout ekibi gitti. Gökhan'la. Gökhan Karadeniz'de Mehmet Aküz oldu, evet. Gitti. Onlar şimdi. Şimdi ne kaldı abi? Bu haftadaki Allah korusun artık o döneme geldik yani Allah korusun. Allah'a da Manisa'nın da durumu kötü. Çok kötü. Çok son kötü 8 yani. Hafta bir puan. Hem bir puan hem de ekonomik anlamda da ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Var, evet. Hani bize inşallah denk gelmezler. Hani geçmiş döneminde hesabını göreceğiz mevcutlu bir köprü. Yok bir de yani her çöküştekini ayağa kaldırıyoruz ya yani. Hani, anladım. Bolu'yu hani, Kocaeli'yi falan. Ola ki kötü bir senaryoda o tribünlerden o bazı futbolcu veya takım hali üzerindeki etkiyi, o tepkiyi ben düşünmek dahi istemiyorum. Bak düşünmek dahi istemiyorum. O zaman ne yapacağız? Nasıl yöneteceğiz bu süreci? Evet. Tek yetkili Fuat Çapa şu anda. Tam yetki onda. Yani başkan otomobil şu anda geri plana çekildi. Ben yapacağım hamleleri yaptım. Fuat Hoca bundan sonra her şey sende dedi. Yok canım bu öyle çözülecek bir hadi şey değil. Şimdi şöyle ya düşün burada abi. Burada bu tam yetki de anlatılsın. Şimdi, yetki Fuat Hoca'yı tek başına bıraktın. Kim kaldı? Soner Bey var. Soner Soykan. O kulübün genel müdürü. Bilmiyorum. Kendi işlerinden başını kaldıracağını zannedemiyorum. Şirketin dışında futbolla çok yetkisi... etkisi var mı? Bir de Veysel Bey var. Veysel Bey de genelde başkanla birlikte başkan İstanbul'da zaten. Kim olacak Samsun'da işin başında? Yani çok muamma. Evet. Bak çok muamma dedin. Ve hani şimdi şöyle bugünleri yaşaya yaşaya geldik. Kaybede kaybede işte berabere kala kala geldik. Şimdi şu kimseyi şey yapmasın. Aldatmasın. Hani Manisa galibiyeti İnşallah kazandığımızda Manisa galibiyetiyle hani biz şey bizim ondan sonraki fikstürümüz cadı kazan. Ya tabii Manisa Ankara Gücü Eyüp hani duruyor Eyüp Ankara Gücü duruyor Adana yani, var gideceğiz Adana Altın Ordu var milli takım arası sonra Eyüp'e gidiyorsun. Manisa'dan sonra ara var Eyüp'e gidiyoruz. Eyüp'te alabileceğin en kötü sonuç yani aldığın kötü sonuç hiçbir şeyi düzeltmeyecek ki. Yani hiçbir şey yapmayacak ki. Yani Manisa galibiyeti kimseyi aldatmasın. Onun için de onu demeye çalışıyorum. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Devre arasına kadar. Bugün şey yaptığında idmanda yüzleri gülmüyor futbolcuların. Bu futbolcuları nasıl motive edeceksin? Evet. Kim edecek? Bak kim edecek? Kim? Ne yapacağız? Yine 10 müden profesörler mi getireceğiz? Psikologlar mı getireceğiz yine? Şey. Ya bu Fuat Hoca'nın da tek başına altından kalkabileceği bir şey değil. Şimdi Fuat Hoca eğer dediğimiz gibi tam yetki geldi. Bundan sonra her şey Fuat Hoca ise ben söyleyeyim 3 hafta sonra da Fuat Hoca gider. Kendi gider. Kendi gider. Der ki ya başkan ben nereye geldim der. Nerede? Yanında ona yardımcı olacak kimse yok. Bir de ya teknik adam adı üstünde teknik adam saha içiyle ilgilenecek. Saha dışıyla da o ilgilenirse ki dediğin gibi o da bunu söyledi. Saha dışıyla da o ilgilenecekse scout ekibinde kim olacak o karar verecekse ne bileyim kulübün mutfak listesini en son onaylayacaksa çim ne zaman kesilecek diye Fuat Çapa'ya sorulacaksa Fuat Hoca 3 hafta sonra bırakır. Ben söyleyeyim yani. Ya şimdi, keşke yayından önce hazırlamış olsaydım. Fuat Hoca'nın bununla ilgili İlk imza töreninin açıklaması var. Dedi ki hedefi yönetim belirler. Hedefi yönetim belirler. Ben transferi takımı yaparım. Ben takımla işim benim dedi. Ben takımla muhatap olurum. Dediğin gibi şimdi 2 hafta sonra, 1 hafta sonra yani ve şu anki durumu Fuat Hoca'nın nasıl yöneteceğini biri çıkıp bana açıklasın abi. Nasıl yönetecek? Bence bu takımdaki motivasyonu, bu takım Manisa maçına nasıl hazırlayacak mesela? Şimdi, teknik anlamda hazırlayabilir. Bak ondan yana sorun yok. Sıkıntı yok evet. Teknik anlamda hazırlayabilir. Ama bugün 4 tane 6 kişinin kulüpten ayrıldığı gün. Gökhan Karadeniz, Mehmet Akyüz, Mustafa Astopal, scout ekibinde Adnan Güngör, Musa Aydın, Hüseyin Çayır diye isimleri bugün tesisten ayrıldığı gün.
Bugün ayrıldılar. Ne olacak bundan sonra? Tam yetki ha, Fuat Çopar. Yani bu arkadaşlar yetkisi. Gittikten sonra yani o kapıdan çıktıktan sonra bu futbolcu grubunun ve herkes şunu düşünecek otomatikman. Şu an futbolcu şunu düşünüyor. İnşallah o haliyle düşünüyordur. Aman abi benim de başıma bir şey gelmesin. Ben sarılayım diye düşünür. Ama ben bugün idmana tam tersi olduğunu duydum. Herkesin moralinin bozuk olduğunu. Herkesin sinirlerinin gergin olduğunu duydum. Bu da ne demek? Demek ki sorunları çözemedin. Herkesin sinirinin gergin. Ve ben diyorum ya mesela Gökhan Karadeniz'in, hadi Mehmet Akgüz'ü belki az çok anlayabilirim de, Gökhan Karadeniz'in niye kadro dışı kaldığını gerçekten çok merak ediyorum. Biri çıksın, ben Akgüz'ü de merak ediyorum yani. Mehmet Akgüz'ü çok merak etmiyorum abi. Niye merak etmiyorum biliyor musun? Yok yani, yok şu var yani. Hani olsa da olur olmasa da olur diyeceğimiz de oyuncu. Tamam, bu ayrı bir şey de. Hani artık kendini veremiyor. İlk 11'i de zorlayamadı. Bundan dolayı mı yoksa takımın içini mi karıştırıyor? O ayrı bak. Onu tamam, merak ediyorum. Onu ayrı. Yani. Ama bak. Gökhan Karadeniz için onu deme şansın yok abi. Bu adam 1,5 aydan beri zaten takımdan uzak. Ve bu adam, ben bugüne kadar, bak açık söylüyorum, bugüne kadar daha Gökhan Karadeniz'le ilgili ufacık olumsuz bir şey duymadım. Bak duymadım. Her futbolcu üzerinden bir şeyler duyarsın. Birilerinin ya üzerinden gelir. Ben Gökhan Karadeniz üzerinde hiçbir şey duymadım. Ya bu performansla ilgili olamaz bence. Ben öyle düşünüyorum. Ya, kesinlikle olmaz. Çünkü performansla ilgili olsa başka kadro dışı bırakman ya, gerekenler de var. Aynen öyle. Demek ki burada başka bir şey başka var. Bir şey yani ne var? Başka şimdi Gökhan şey da onu sormuş ya bugün. Demiş ki tamam eyvallah kadro dışıyım. Niye? Bana sebebini söyle. Bana demiş sebebini söyle. Niye demiş ben? Yani aynısını Mehmet Akgüz de demiştir. Yani. Niye biz? Demiştir yani mutlaka. Ya Mehmet Akgüz belki alışkanlığından dolayı dememiş olabilir. Her gittiği bir de yani dediğin gibi CV'sinde bunlar CV'si var adamın. Var her gittiği yerde. CV'sinde. Adana Demir onu gönderdi şampiyon oldu. Biz yani aynı adamı aldık. Gökhan Karadeniz konusu öyle bir şey ki Mehmet Hoca'nın şampiyonu yaşayıp çok güvendiğim isim dediği bir oyuncu. 3 kere şampiyon olmuş, ikisinde Gökhan var. Ve hani biz geçen sene devre arasında almıştık değil mi Gökhan Karadeniz'i? Yok. Tabii geçen sene devre arasında almıştık. Gökhan Karadeniz'i biz yıllar sonra takım içerisine monte ettik. Yani kaç defa isteyip de direkten evet dönen oyuncuydu. Aynen, yani o Gökhan da çok Karadeniz istemiştik her sene onu. Yani şimdi diyorum ya. Açıklasın. Yani kulüp basın toplantısı bilmiyorum. Önümüzdeki gruba yazmışlar gerçi. Önümüzdeki günlerde ben Fuat Hoca'ya soracağım. Hocam diyeceğim hani kadro dışı olayında bir bilginiz, daireniz var mı? Niye siz mi verdiniz rapor? Hani bir şey aldınız siz mi verdiniz? Bunlar niye kadro dışı? Başka kadro dışı var mı? Yetki alanı ne? Tam yetki. Bunları soracağım. Tam yetki. Onun için birazdan zaten Gökhan arkadaşımızı da arayacağım. Öyle ayakta basın toplantısı değil abi. Bayağı oturalım ciddi bir ciddi konuşulsun. Hani hocanın da söylemek istediği bir şeyler vardır çünkü. Ya vardı mesela ben hocaya yine sormak istiyorum. Yani hocam takım niye gol pozisyonuna giremiyor? Ne olduk biz bir haftada? Bu takım sonuçta aynı bir takım pozisyon üretiyordu. Aynı takım. En azından pozisyona giriyorduk. Pozisyona giriyorduk. Ne olduk biz yani iki haftada? Daha kötü olduk. Tamam savunmayı aldık eyvallah. Savunmayı bir anda şey yapmaya çalıştık. Hani o mesafeleri hocanın demesiyle işte 40 metreleri daha kısa mesafelere çektik. Yaptık, evet. Biz pozisyon üretememeye başladık. Mehmet Niye Hoca gibi mi düşünüyorsun? Mehmet Hoca'nın hani arkamı döndüğünde kulübeden oyuncu hamle yapamıyordum. Sakatlıklardan, şunlardan, bunlardan diye. Evet. Hani Bandırma maçında aynı pozisyonu mu yaşadın? Bandırma'da kulübeye kim vardı döndün, kulübede? Hamle mi yapamadın? Bak şimdi Bandırma'da Gökhan Karadeniz, Diomande sakatlanınca girdi oyuna. Akyüz'ü attı hoca. Başka kim? Melih Okutan'ı attı. Aslında kulübede iyi isimler varmış. Melih Okutan, Gökhan Karadeniz, Mehmet Akgüz, Bah. Bunlar varmış. Yani 4 tane aslında hamlelik oyuncusu varmış. İkisini atmış, olmamış. Acaba işte diyorum ya bu kadro dışı kalmaları performansla alakalı bir şey mi yani? Sadece onunla alakalı olsa bence eksik o zaman. Yani 5-6 kişinin olması lazım. Tabii. Madem böyle bir madem şey yapacağız. İkiyle bırakmayacaksın o zaman. Evet. İkiyle bırakmayacaktın. Yani o dengeyi öyle bir şekilde kuracaktın ki yani yazıyor arkadaşlarımız yapıyor. Mesela izleyenler de yazıyor. Tamamen göstermelik kadro dışı diye. Herkes aynı zaman burada. Yorumlar burada. Göstermelik hem, kadro dışı diyor herkes. Hem onu yazanlar var hem de Fuat Çapa'ya tam yetki verilmesi yanlış diyenler var. Ve tabii Mustafa Astopal gidince bir isim ortaya atıldı. Andre Santos. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu verelim ekrana da. Şimdi bunu da bir Ankara'dan dediğim gibi bir gazeteci yazdı. Mustafa Astopal istifa ettiği gibi. Başkan da o tweet'i beğendi. Andre Santos geliyor diye yazdı o işte
gazeteci. Başkan da bunu beğenince millet dedi ki demek ki Andre Santos geliyor. Bunun üzerine aynı gazeteci bu sefer de şey yazdı işte, Santos bu hafta içi gelecek Samsun'da falan filan diye. Bunun üzerine de başkan onun altına terbiyesizlik yapmayın lütfen. Haber tamamen yalan. Samsun Spor düşmanları hortlamış, meydanı boş bulmuşlar. Geyik muhabbetine başlamışlar ve geyiğe devam ediyorlar. Tekrar ediyorum, benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın diye Andre Santos haberlerini yalanladı başkan. Ama işte o da şey yazmış, o gazeteci de demiş ki ya bir gün önce tweetimi beğeniyor, Andre Santos geliyor, niye böyle bir şey oldu? Ki herhalde Mustafa Aztopal giderken söylemiş, demek ki benim yerime duyduklarım doğruymuş, Andre Santos'u getirecekler falan diye. Bunun üzerine yazılmış bu. Ama başkan da buna biraz sert bir cevap verdi. Tabii başkanın bu cevabı karşısında da o gazeteci biraz haddini aştı. Kimsenin de Samsun Spor Başkanı'nı o şekilde sorgulamaya da hakkı yok. Bunu da buradan ifade edelim. Diyelim ve Andre Santos konusunda da herhangi bir Andre durum Santos yok. Mu Andre Santos, yani bilmiyorum ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru. İşte yok sosyal medyadan takip almış. O da takip almış. Öyle dedi. Demek ama ki birisi Andre Santos'u Samsun Spor'a yapmaya çalışıyordu yani. Yani. Buradan bu çıkıyor. Şimdi bir şey diyeceğim de. Ya Andre Santos, bir de şu var, Andre Santos mu çözecek bizi? Andre Santos Samsun'a gelse yolunu bulamayacak adam. Yani ona bir tane tercüman vereceğim, bir tane şoför vereceğim de Samsun'dan evinden tesise gelsin, tesislerini bu mu? Kimi tanıyacak da çözecek? Yani bakın, Samsun Spor Yönetim Kurulu'na şu çağrıyı yapayım. Bu camianın önde gelen isimleriyle ya bir araya gelin ya öyle bir ekip kurun. Ve bu iş böyle çözülür. Hakkı Tomaşlar, ne bileyim Sadi Subaşılar, Suat Çakırlar. Yani bunlar Samsun Spor camiası için çok önemli mesela isimler. Mesela Haluk'tan yazmışlar. Haluk'tan, evet Haluk yani abi. Samsun yani Spor'un şu an onların isimler ismini zikrediyorum sadece ama başka isimler de var. Kesinlikle. Gerekirse küskünlükler bitirilsin. Yani şimdi Celil Sağırlar, şunlar bunlar, gerekirse küskünlükler bitirilsin. Bu iş böyle çözülür. Yani şu anda Fatih Terim'i alsan getirsen inan çözülmez hiçbir şey. Hiçbir şey çözülmez abi. Bu sorunu bu şehir kendi içinden çözecek. Çünkü şehir koptu takımdan. Adam yazmış ya maç izlemedim ki demiş. Ne olacak? İzlemiyorum ki diyor artık. Millet bu duruma gelmiş. Bu durumu Andresan, Luis Figo da çözemez bu durumu. Mirsad Türkcan da çözemez. Onların getireceği oyuncular, ekipler de çözemez. Bu işi Samsun'dan birileri çözecek. Bu ya, böyle. Kozluklu Vedat Sayın demiş ki başkan bir iş yapsın ve olağanüstü kongreye gitsin, yönetim değişsin. İşte biz de bunu anlatmayalım. Yani o kongreyle mi olur artık? Ya da kongreye gider, yönetimi güçlendirir. Bir ortak akıl masası mı kurar mesela? Hani Samspor masası. İşte bütün şehrin böyle Samspor'la özdeşleşmiş isimlerini bir araya koyup herkesin birbirinden artık böyle özür dilediği veya işte oturup çıkış yolu aradığı bir toplantı mı yapılır? Hani bunun diyoruz ya, bunun bir an önce yapılması lazım ama işte yani burada her zaman şu bir gerçeği atlamamak gerekiyor. Benim takımım dedikçe bu iş olma şansı olmaz yok. Olmaz. Bir kere başkan ondan vazgeçecek. Şu benim takım kelimesinden vazgeçecek. Başkan gelip param çözecek bu sorunları. Param dediği konuyu bir kenara bırakacak. Bunları bile bile geldim buraya. Kusura bakmasın da kimseye 70 milyona takım vermezler abi. 55 milyona falan gidersin Niğde Belediyespor'u, şunları bunları 55, alırsın. 60 milyona burada takım alındı. Bu şehir bir şekilde güvendi dediler ki yani bir çıkış olur, iyi isim, işte iyi bir iş insanı, işte 200 şirketi var, şuyu var, buyu var, yurt dışında bilmem neleri var. Bir insana sana güven oyunu verdi, sen o güven oyuyla birlikte gittiniz ve şu an geldin. Bundan 1,5 sene öncesine kadar her şey çok güzeldi. Son bir seneden beri dalgalanma dönemi yaşıyorsun. Bu normaldir. Bak buna bir şey yapayım. Bugün Ali Koç da yaşıyor. Tabii canım. Bugün Ali Koç da yaşıyor. Bundan önce Özhan Can Aydın'a rahmetli onlar da yaşadı. Beşiktaş'ta Fikret Trabzon'daki o başkan adı neydi? Bir tane olaylı başkan vardı. O da yaşadı. Hacı Osman. He, servetlerle geldiler. Bu iş parayla olmuyor işte. Servetlerle geldiler. Parayla olmuyor. Kimler nasıl gitti? Aziz Yıldırım mı biliyor bu Türkiye? Yani neler neler yaşadı. Adam cezaevi yattı ya. Şimdi hani
şey paylaşılıyor ya, İsmail Yanık videoları. Şimdi Fenerbahçe tarafı tarı da Aziz Yıldırım videoları paylaşıyor yani böyle. Hani bugünler yaşanacak, evet. Önemli olan bu dalgalanma sürecini, bu kaos ortamını çözmek, o krizi, bu işte yönetimi. Ama bunun için ne yapman lazım? Bu şehri, bu armayı bilen, bu şehri bilen insanlarla ortak masada buluşmaktır. Abi. Gelecek başkan buraya, kırdığı kalpleri onaracak. Birlikteyiz diyecek. Aynen öyle. Birlikteyiz diyecek. Bana destek olun diyecek. Aynen öyle. Bana bu destek takım olun bizim diyecek. Bu takım bizim. Bu kadar basit diyecek. Bunun cevabı bu kadar ben basit. Ben ne olmadı? Benim takımım dedin. Uçağımla, özel uçağımla bir takımımın maçına gidiyorum dedin. Yaptığı açıklama da, o son açıklamada bile öyle diyor. Ya ben sahibi olduğum takımın maçını rahat rahat izleyemiyorum. Yani başkan bu söylemlerden vazgeçecek. Evet. Tamam başkan, takım senin, kimsenin, senin takımın elinden aldığı falan değil. Takım senin de, arma bizim ama. Yani sen Samsunspor AŞ'nin sahibisin. Sen Samsunspor'un sahibi değilsin. Ya bunu yaptığı sürece hata yapıyor zaten. İşte millet de kopuyor. Bunu gelmiyor. Yapıyor. Niye sen 3000 kişiye maç oynuyorsun? Ya bunu başkana bunu soruyor. Ölüsü 10.000 oynuyor. Başkana bunu soruyor. Birisi başkan diyor ki ya pandemi var. Ya başkan lütfen biraz aç gözünü ya. Lütfen biraz gözünü aç. Kırdığın insanları bir düşün. Bir öz eleştiri yap. Forma satışı senin, ne kadar? Aynen öyle. Kombine satışı ne kadar? Loca satışı ne kadar? Aha şimdi Kasım'ın 16'sından sonra galiba bütün tribünler açılacak. Ne olacak? Gelecek mi insanlar? Ne olacak? Ya bu takım gündüz saati 1.30'da maç oynadı. Tribün dolduramadın. Hadi akşam muhabbetini geçtik. Yani akşam herkes hafta soyuydu bilmem ne. Kupa maçını 400 kişiye oynadık ya. Ha şimdi bu cumartesi günü 4'te maçın. Bak 4'te. Ben çok iyi hatırlıyorum ya. Bundan 2 sene önceydi galiba. Bir maç var. Yine bizim 4 müydü neydi? Okulları tatil etti. Millet maçlara gelmişti ya. Bir tamam. Karşılaşmayı unuttum şimdi. En son burada oynadığımız Manisa maçında 20 bin kişi oynamış. 28 bin. İkincilikte. Yok 28 yoktu ya. O Sakarya maçıydı. Ha Sakarya maçıydı. Pardon Manisa o Sakarya maçı. Tamam doğru. 2-2 biten maçı 20-22 bin kişi oynamıştık. Bakalım niye gitti abi bu takımlar? Evet. Niye gidiyor tabi? Bunu sorgulayacak başkan. İnsanların işte. O heyecanı bitti. Yani başkanın bazı söyler. Ya diyorum ya başkan da artık bir öz eleştiri yapacak kendine. Takım şimdi, yeniliyor. Bir saat sonra Petrol Ofisi'nin reklamını paylaşıyor. Ya işte tamam token kurum, paylaşıyorsunuz. Tamam kurumsalız da ya yani yapmayın bu ya. İş duy bakın bu iş duygu işi. Yani kulüp yönetmek, camiayı yönetmek, camiaya hitap etmek duygu işi. Burada aslında duyguları yönetiyorsunuz. Yani Samsunspor'da o armaya taşıyan oyuncular yani Emin Kar zamanında, Erkut Tutu zamanında sadece primle playoff oynadı bu takımlar. Nasıl olsa bu camialarda paramız kalmaz diye. Abi futbolcu her türlü alırlar camiye. Bu iş parayla olmuyor işte. Yani bir de şu var. Taner kötü, İsmet kötü, İrfan kötü, Ertuğrul kötü, Mehmet kötü, Fuat kötü, Celil kötü, Serkan kötü, İsmail Uyanık kötü, Mustafa Subalı Mustafa kötü, Mustafa kötü, Adnan Güngör kötü, Musa Aydın kötü. Herkes kötü. Yani bir Yüksel Yıldırım mı iyi? Biraz artık başkanın öz eleştiriye başlaması lazım. Başkan sportif anlamda hamlesini yaptı. Güzel. Güzel. Hedefte isimler vardı gönderdi. Eyvallah. Bir de şimdi yönetim anlamında bir hamle yapması lazım. Kesinlikle. Asıl başarıysa başarı, toparlanmaysa toparlanma o yönetim hamlesinden sonra gelecek. Benim düşüncem bu. Ya başkan, soruyorum ya. Başkan kulak verir vermez. Bir şey soruyorum. Diyemeyiz. Bandırma maçında kaç tane yönetici vardı? Dernekten. Bandırma maçında kim vardı ben söyleyeyim. Ben Kaya Aşçı da geldi sanırım. O yola gelememiş. İstanbul'da İstanbul'dalardı. Ender Hoca vardı. Ender Gür vardı. Samsunspor basın sözcüsü. Eski başkanlardan Suat Çakır vardı. Mevcut şu anda dernek yönetimi şu anda. Şu anda dernek yönetiminden hiç kimse yoktu. Yoktu ya. Dernek yönetiminle sen aynı çatı altında bir maça gidemiyorsun ya. Yani. Çok mu zor şunu demek? Arkadaşlar hafta sonu Bandırma'da 1.30'da maçımız var. Transit'e binin hep birlikte gelin. Ya şahsi arabamıza gelin. Bunu başkan mı diyecek ya? Samsun tamam işte. Samsun yöneticisi gidecek de oraya yani. Bir ben o sorumluluğu hissedip deplasmana gidiyorsam gazeteci olarak yönetici de bir zahmet gelsin de gelecek yani. Gelecek abi. Gelecek. Zaten sıkıntı bu. Ben diyorum ya şimdi birkaç fotoğraf. Ya bak sana bir şey diyeyim mi? Yönetimden getir şimdi buraya. İlk 11'i kurabilen bir tane adam bulamazsın ya. Ender Hoca ve birkaç isim hariç. O futbolcunun adını bilmiyordur. Bak yemin ediyorum futbolcunun adını bilmiyordur ya. Orta sahada bizim 6 numara kim diye sor. Eğer bilirse ben ne olayım. Bak bu kadar da iddialı konuşuyorum ya. Osman çektim.
Ben de sana zor. Bakayım Osman Bey. Barışmış. Barış. Gördün mü bak barışmış aldım. Yok bak hani örnek veriyorum ya. Şaka yapıyorum ya. Örnek veriyorum. Bilmezler abi. Bilmiyorlar. Ya. Bilmezler. Soruyorum sana. İstanbul maçını sigortam.net'le oynadı. Evet, basketbol takımı. Kaç kişi vardı yönetimde? Bilmiyorum. Yoktu herhalde. Kimse yok abi. Kimse yok. Kimse yok. Emre Ekin Başkanı ve işte İlker Salman'ın yönetiminde. Gittiler. Başkanın Jesper. Ha Jesper vardı. Yani basket takımının başkanı. O yok, da orada. Yok abi yok. Dernek yönetimi diye bir şey yok. Yok abi. Yok maalesef yok. Sorunun kaynağı ortada aslında. Yok. Geçen yayında bir İki şey İki parçaya şey bölünürsün. Tabii. Biri basketbolun peşine gider, biri futbolun aynen peşine öyle gider. Anladın aynen mı? Hani bir şekil, bir hani takımdaki bir dengeleri kurarsın. Ki şu var, Ender Hoca var dedik de, Ender Hoca yönetici olmasa da geliyordu zaten. Ender Hoca her zaman geçen sene geliyordu. Biz, hani, bizle de birlikte çok... Ben yine geldi söylüyorum. Yani şurada arkamızda da tam o fotoğraf var. Veysel Bey, Soner Soykan, onlar zaten AŞ'nin yöneticileri. Onlar orada dediğin gibi dernekten kimse yoktu. Yok. Hakikaten kimse Savaş Buenler de o işte Arzu Çelik, Arzu Onur, Uslu, Bıyıklılar Onur Bıyıklılar falan. Ondan sonra hani neredeler? Bennas Hanım. Neredeler abi? Neredeler? Evet. Tesisten içeri giriyorlar mı? Gerçi yerleri yok. Nasıl girsinler? Sorun o. Sorun bu. Tesiste yerleri yok. Evet. Yani ben de yöneticilerim de olsam derim ki ya bana şeyde tesislerden yer vermeyin. Ya bunu bile bile geldiler ama. Ya bu, bunları hayır, düzeltemeyeceklerse. Için, bak, onun için evet. Yüksel Başkan'ın bir an önce bak bir an önce hem dernek yönetimiyle hem de şehirle hem bir şekilde taraftarla bir an önce bir araya gelip bütünleşmesi gerekiyor. Mesajını net bir şekilde vermesi gerekiyor. Net bir şekilde cevabını vermesi gerekiyor. Bence bir sportif başarıyı bir kenara koy. Yönetimde bir yenilenme lazım. Ben sportif başarıyı bir kenara koy. Dediğin gibi çıkarsın dersin ki sen Yüksel Başkan olarak zaten bu kulübün hani para kaynağı olarak da baktığımızda dersin ki taraftarı çıkarsın bir şey yapar. Dersin ki arkadaşlar biz altyapımıza önem vereceğiz. Bizden 2 sene 3 sene şampiyonlukta beklemeyin. Biz şu çocukları bir yetiştirelim. Şu çocukları bir bomba gibi yapalım. Siz de bize destek olun. Sana taraftar der ki tamam başkan. Böyleyse böyle. Verme artık büyük paralar. Harcama bütün büyük paralar. Oynat bizim çocukları. İşte Adnanları, Musaları, Celilleri, Serkanları çıkartalım diye sana camia da destek versin. Evet. Sonra gel bu tarafa de ki sportif başarıyı artık bir kenara koyduk. Gel bakalım şehir. Barışacağız. Aynen öyle. Bunlar zor şeyler değil ya. Belediye başkanı gidersin. Valiye gidersin. Ya senin protokol tribünde kimse yok ya. Ben Erzurum maçını tek başına izledin. Onu diyecektim ben. Bütün AK Parti kadroları burada toplantıda olmasına rağmen izledin. Deplasmanı diyorsun. Burada kim geliyor maça? Yani burada bir tek Hasan Tugar vardı. Tekevi Belediye Başkanı vardı. İşte. Bütün AK Parti protokolü burada olmasına rağmen o zaman da AK Parti Genel Başkanı'nı Mahir'i davet ettiniz mi? Dediniz mi? Sayın Mahir Bey veya şey Çiğdem Hanım işte hani maç bak Sansur çok kritik maç. Çok önemli bir maç. Davet edildiler mi? Nasıl davet edeceğim? Davet edildiler mi? Ne dedin onlara? Ya boyunlarına atkıları takıp gelmesinler dedin. Bunu da dedi de başkan. Ya benim dikkatimi çekiyor. Umarım hani programından dolayı şey yapayım. Neslihan Hanım da maçlara gelmiyor. Evet. Bu ara Neslihan Hanım biraz şeye verdi kendini. Yani umarım yani iş yerinden dolayı yoğunluktur mesela. Yani yorumları bizim, oku diye yazıyorsunuz. Yorumlara bakıyorum ben. Önemli bir şey. Siyasi anlamda da. Hani protokol anlamında da. Yok. Boş. Protokolü boş, dolduramıyorsun. Boş. Kimse yok. Protokolü dolduramıyorsun. Kimse yok. Hatırlarsan biz hani şeyde bundan geçen sene pandemi olmasına rağmen protokol daha kalabalık oluyordu ya. Aynen öyle. Daha kalabalık oluyordu. Gelmiyor kimse maça. İş insanı gelmiyor. İş dünyası gelmiyor. Protokolün gelmiyor. Taraftar hiç gelmiyor. Taraftar almıyor. Taraftarla sanki alay yani kusura bakma taraftarlar burada. Taraftarla alay eder gibi 2-0 maç kaybetmişsin. Petrofis'in kartını aldınız mı diye soruyorsun adama. Biz de Petrofis'in bayağı reklamını yaptık ama. Yani fark etmiyor. Token aldın mı diye soruyorsun adama ya. Yani işte. Ya da maç bitiyor şaka gibi. Yani adamın üzerindeki formada terlemeden Manisa maçının biletleri satışa çıktı diye paylaşım yapıyoruz. Ya abi bir durun gözünüzü bir 48 saat bekleyin, bir 24 saat ha bekleyin. Ben Bandırma maçından sonra onu paylaştım. Petrol ofisini paylaşmış yine şey. Ya insanlar da burası kurumsal, tamam kurumsal bir yapı. Bunların da yapılması lazım. Yeri ve ama zamanı var. Her abi şeyin yeri zamanı yeri var. Yeri ve zamanı var. Bir kere şu var. Ya petrol ofisinden ne kadar para kazanırsın ya şeyden? Ya ne kazanacaksın orada? Ne verecek yani? Zaten normalde müşterisine ne veriyor? Veya maksimum kart cebimizde var kullanıyoruz. Yüzde
1 mi kazanıyor? 0.1 kazanıyorsa öyle tamam, bir şey kazanıyor. Ya öyle bir şey kazanıyor. Yılda ne kazanırsın bunu? 10 tane futbolcu alamayacaksın ya oradaki parayı. Yani ne yapayım? Ya her şeyin bir zamanı var da. Ya alsan alsın abi. En fazla kaşar alırsın yani. 2 kilo kaşarı. Kaşarısı bir daha alırsın. Yani, kaşar simit koyarsın. Diyorum yani, ya yani hani biraz ara ver bunlara. Ya bu zamanı değil şu anda. Zamanı değil. Bilmiyorum nasıl anlaşmaları var, nasıl şeyleri var bilemiyorum. Hani onun için de fazla da yüklenemiyorum ama sıkmaya başladı. Tabii. Sıkmaya başladı. Sürekli yani. Devamlı aynı şeyler. Şimdi yarın sabah paylaşılır yine. Paso Ligi'nin yenidi. Yani şimdi tabii yorumlara bakıyorum isterim. Mesela. Şimdi Ömer Tuna demiş ki Aziz Yıldırım örneğini verdin Alper. O adam ceza yattı takım için. Başkanlığı taraftarı da azarlamıştı. Başkanından bu örneği de vermeydi. Evet. Bizim başkan da taraftarı azarlıyor. Neler dedi canım taraftara? Gelmeyin dedi. Kaç forma aldın diye sordu başka ya. Başka takım tutun dedi. Başka takım tutun dedi. Yani bu mu? Yani biz, başkan bunu mu demek zorunda? Biz daha başkan bunları söylememişti değil mi? O zamanlar biz ilk programlarımızda başkan yine sivriydi sosyal medyada ama bu kadar da ileri gitmemişti. Yok başka takım tutun diye. Ne dedik o zaman? Başkan dedik. Sosyal yapma. Medyadan uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Açıklama yapacaksan yap. Kimseyle muhatap olma. Çünkü orada herkes senin gibi Yüksel Yıldırım'sın, Yüksel Yıldırım adıyla, Selçuk Kaya'sın, Selçuk Kaya adıyla yazmıyor. İleride burayı yönetemeyeceksin, başka sıkıntılar olacak dedik. Başkan dedi ki ben kulübü Trump gibi Twitter'dan yöneteceğim. Niye bıraktı şimdi? Halbuki Trump da yıkıldı Twitter'dan yani. Şimdi Öber Kodalak demiş ki takımın başkanı takımın başında olması, tesislerde olması lazım. Futbolcu bunu hissetmeli demiş. Diyorum başkan olamayacağına göre başkan yetkili, gibi biri olacak orada. Yetkili biri olacak orada. Bu kadar net. Diyecek ki hocam ne var sıkıntı? Ya işte Hasan tamam kadroluşu bıraktım hocam devam et. Hasan topla eşyalarını hadi bakayım. Aynen öyle abi. Başkan da belki bunu sonradan öğrenecek Yüksel Başkan. Çünkü orada Yüksel Başkan gibi yetkili biri olacak. İşte belki bu profile Mustafa Bey uygun olur muydu? Rahmetli Mustafa Erkanat'tan bahsediyorum. Bilemiyorum ama böyle biri lazım. Etkili biri lazım burada. Yoksa Fuat Hoca'ya tam yetki verdi. Ne olacak abi? Yani biliyorum ya. Futbol konusunda tam yetki verebilirsin belki. Ki zaten başkanım. Futbol konusunda tam yetkili olacak da yani Fuat teknik direktör de. Başkanım bir an önce bu konulara el atması gerekiyor. Bak yemin ol şehire şunu desen taraftara ya bize bu sezon sonuna kadar müsaade edin. Ligden de düşmeyiz. Playoff oynarsak oynarız. Ama biz gençlere yatırım yapacağız. Ama biz o sırada bir önce yapılanacağız. Bunu dersen bu camia sana sahip çıkar. Bak Ahmet Canik ilgili demiş ki başkan ben bu kulübün sahibiyim vuracağım kırbacı derse duygusal olarak en büyük Samsun sporlu bile kulüpten soğur. Öyle şu anda. Bu kulübün adı da bundan sonra böyle olunca Samsun Spor değil Yılport Spor olur demiş. Güzel söylemiş yani. Yani Cemalettin Gündem yazmış. Abi uzun zaman sonra ilk defa yazdın. Demek ki parayı veren düdüğü çalar hikayesi boşa çıkmamış. Parayla saadet olmaz cümlesi yerli yerine oturmuş durumda. Bir izleyicimiz ısrarla Berk'te bulup da Necmi Cencebeci de bulamadıkları ne demiş? Necmi Cencebeci gitti zaten kiralık. Yunus Emre'ye söylemişti. Üçüncülükte oynuyor. Yunus Emre'de evet ben katılırım ona. Az önce ifade ettik. Önder Özen getirilmeli demiş. Düştü kasar. Bir şey olmalı. Bence Samsun'dan bir şeyler olmalı. Turan Alço ne yazdın bilemedim ama tekrar yazarsan okurum. Gözümden kaçmış olabilir. Çok fazla yorum geliyor çünkü. Çağatay Tacir demiş ki başkan yok üniversite mezunu olsun. Dil bilsin istiyor ama bu işler CV ile yürümüyor demiş. Ya, diyorum CV ile yani, yürüme şansı yok zaten. İngilizce abi. İyi İngilizce bilen, başka dil bilen okullardan alsın başkan transfer komitesine koysun o zaman yani. Bu iş İngilizce bilmeyle oluyorsa veya 5 yabancı dil kültürlü olmayla oluyorsa. İsmail San yazmış da o dediğin çok zor bir olay yani hani ihtimali yok. Mustafa Akça Mustafa demiş ki siz sadece Yüksel Başkan'ı eleştirmek için program yapıyorsunuz. Başka işiniz yok demiş. Biz başkanı eleştirmek için program yapıyoruz. Önce bir takımı yapıyı analiz ediyoruz. Önce yani takımı analiz, kendimize göre analiz ediyoruz. Bandırma maçını değerlendirdik. Peşine kadro dışıları değerlendirdik. Değerlendirdik. Evet. En son konu bu tarafa geldi. Neyse başlıyor. Mehmet Sucu demiş ki biri bana anlatabilir mi? O kadar paralar harcandı, o kadar transfer yapıldı. Neden Menemen Spor veya Bandırma Spor gibi ucuz kaliteli oyuncu bulamıyoruz diye sordu. İşte scout ekibi gitti.
Gitti onlar. Gitti. Gitti. Bu sene de heba oldu demiş Çağatay Tacir. Fatih Gürel demiş ki okula gitmek istemeyen öğrenciler olur ya demiş. Oflaya puflaya kalkar yataktan. Futbolcular da aynı böyle ceset gibi sahaya çıkıyorlar demiş. Bu onunla ilgili birkaç tane burada da yorum vardı aynı şekilde bahsediyorlardı. Evet. Maalesef hani şu anda futbolcu grubunun sevilen bir takımlık ama başkan herkesin arkasından paracı dedi diyor bir izleyicimiz de. Mehmet Sucu demiş ki abi scout dediğin Brezilya'ya gider, Arjantin'e gider, Afrika'ya gider, oyuncu izler. Bizimkiler acaba nerelere gitti demiş. O da var işte evet. Pandemiden dolayı şehir dışına çıkışa, ülke dışına çıkamamışlardı ki. O zaman çıkamam. Bu sene bir yere gittiler mi? Bu sene mi bir yere gidildiğini zannetmiyorum. Yani bir göster, ben söyleyeyim. Bir Cem diye, Cem miydi? Bir menajer vardı. Ondan zaten 4-5 tane oyuncu oradan evet. geldi. Cenk zaten yurt dışında. Bir geldi, gerçi geldi gitti de. Şeyden, Mirsad Türkcan ekibinden büyük bir ısıtla. Hani o onun ekip, bulduğu ekipten kaç ekip oyuncu zaten transfer edilmiş olabilir. Ama çünkü başkanın birkaç tane fotoğrafı var da bir menajerlerle. Evet. Bir bölgesi o menajer üzerinden daha çok bu sene işler yürüdü. İşler yürüdü gibi gözüküyor. Sedat Seldüz demiş ki farkında mısınız? Bizden giden futbolcular bize karşı acayip bir motivasyonla oynuyorlar demiş. Evet. Normal bir durum. Normal. Bu haftada... Scout ekibine Muharrem Öztürk diye bir adam getirilmiş demiş bir izleyicimiz. İlk defa duydum. Böyle birisi vardı şeyle yazan. Belki dışarıdan destek veriyordu önceden ama bilemiyorum. Evet. Konular bunlar. Andre Santos'u konuştuk. Şu anda konularımızı konuştuk. Evet tabii 2-0 kaybettik ama tabii şöyle söyleyelim. Burada da her türlü yorum yapıyorlar. Her yorum var. Her yani, türlü yorum yapıyorlar. Samsun Spor 1-0 kazanır var. 2-3, 5-0 kazanır. 2-1, 3-1, 5-1 Menemen kazanır gibi. Her bu türlü çok kapsamlı baktık. Gruplara falan da baktık. Gruplara asılmış. Baktık, evet. Geçen haftalarda söylenen isimler oldu. Ya biz bilmiştik niye bakmadınız falan diye. Ya almışlar, gruba atmışlar. O grubun, altına yorum yapılmış. İşte. Şimdi onların hepsi takip edemiyoruz. En son işte paylaşım kısımlarına falan bulduk. Bulduğumuz 4 tane Cemal Elmas. Samsun Spor'un Bandırma Spor'a 2-0 mağlup olduğu maçın skorunu bilmiş. Tabii dediğim gibi bu isimlerin başka yorumları da var yani. Samsun Spor kazanır da yazmış, onu da yazmış. Özkan Taşçı, o da 2-0 mağlup olunan maçın skorunu bilmiş. Bunun ne yaz var ya, 5-6 tane şeyi vardır. Yorumu değil yorum mi? Ya hep öyle. Biz çünkü hani biraz da etkileşim artsın diye. Caner biraz gattar da bu konuda. Bir yorum yapın diyordu. Geçen sene. Caner'i de anmış olalım. Pardon, Gürkan Yılmaz. İsimleri de okuyalım bir yanda. Bunlar maçın skorunu bilen izleyicilerimiz. Turan Turan'ı söyleyeyim. Turan Turan. Turan Turan bilmiş ama yazarken şunu yazmış. Yani istemeyerek yazıyorum ama bu skoru bu maç 2-0 Bandırma yener demiş. İçim el vermiyor gibi. İçim el vermiyor demiş. 4 yani, izleyicimiz maçın skorunu doğru bilmiş. Onların da işte bir de çekeceğiz az sonra formasını. Geçen etmiş. Hafta neydi ismini unuttum. Ondan sonra onunla da bu hafta tekrar iletişime geçmeye çalışacağız. Formasını bu hafta teslim edeceğim tabii, bu formalarla birlikte. Formaları. Evet, formaları daha almadık. O izleyicimiz bende zaten, bilgileri bende. Emir Han Okur demiş ki çıldıracağım demiş. İnsan Trivela Spor yorumları okumuyor demiş. Trivela Spor. Aa, okudum, Trivela Spor gelsin diyor izleyiciler. Bu işleri öyle ekrandan sallamak da olmuyor arkadaşlar. Furkan'la Metehan çok iyi tanıştım da kendileriyle. Çok iyi arkadaşlar. Bu işler öyle program yapmakla olmuyor arkadaşlar yani. Birkaç program yapmakla olacak işte. Evet. 4 izleyicimiz Alper. Buyur. Aa, bunu aldım. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Cemal Elmas. Cemal Elmas birinci talihlimiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ona. Mor forma kazandı bizden. Eğer Cemal Bey'e ulaşamazsak Gürkan Yılmaz birinci yedek. Evet. Birinci yedek. Özkan Taşçı ikinci yedek. Zaten 4 kişi bilmişti. Diğeri de Turan Turan'dı. İzleyicimizinki Turan Turan'da üçüncü yedek. Abi. Kimdi kazanan?
Cemal Elmas. Cemal Elmas yayın bittiğinde bize sosyal medyadan ulaşırsan bilgilerini alalım. Geçen haftaki direkt yazdı daha yayın biter önce. Saniyesinde yazdı. Yazdı, bana da Instagram'dan yazmıştı. Abi forma o, bana tabii, çıktı nasıl aynen olabilir öyle diye. Biz de bu hafta iki formayı birden bu hafta göndereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. Manisa'da bizi yener diyen çok fazla izleyicimiz var ya inşallah. Ya o kadar da şey yap demin i̇nşallah de. İnşallah öyle olmaz. Yani işler kötü yere gidiyor. Tabii Manisa maçı cumartesiydi değil cumartesi mi? Cumartesi 4'te. Cumartesi saat 4'te, 16'da düzeltelim. Yılport Samsun Spor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Artık bu hafta içi başka bir gelişme yaşanır mı bilemiyoruz ama bir yandan da saha içine de odaklanmamız lazım. Çünkü hem yukarıdan kopuyoruz hem aşağı doğru iyice yaklaşıyoruz. Artık bu durumdan da kurtulmak için bir an önce kazanmamız gerekiyor. Daha Fuat Hoca'nın da galibiyeti yok. İki hafta oldu. Beraberlikle başladı. Kupa da kazandı ama kupa çok önemli değil. Ligde bandırmaya kaybetti. Artık Fuat Hoca ile ilk galibiyetimizi inşallah Manisa Futbol Kulübü maçıyla alırız. Diyelim. Alper teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yorum yazan herkese, yayını beğenip paylaşan herkese de teşekkür edelim. Yine şunu da hatırlatayım sizlere. Tabii forma çekilişleri yapıyoruz. Bizden forma kazanabilirsiniz. Belki ilerleyen haftalarda farklı çekilişler de yapabiliriz. Kupa Yılmaz bardak Öztürk gibi. Yılmaz Öztürk yazmış da Yılmaz abi senin yorumuna baktım sen yorumu değiştirmişsin. Aha evet. Yani, onlar da var. Biz hepsini teker teker bütün kontrol ediyoruz. Yorumlara bakıyoruz. Bir de tabii Facebook'tan sorduğumuz için Facebook'ta yorum değiştirme düzenlendiği zaman gösteriyor. Görülüyor. Onu da hatırlatalım sizlere. Eğer şeyse gönder bakalım haftaki çekilişi ekleyelim abi seni. O da var. Bu haftayı bitirdik evet. Evet haftaya çekilişi ekleyelim. Ama daha, ben baktım seni hatırladım şimdi. Değiştirilme tarihi var orada. Düzenlendi diye. 14.57'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Düzenlemişsin. Maç yani 2-0'a geldi geliyor dakikalarıydı. 1-0 iken falan. Neyse not alalım. Yine evet bakalım. Ben yazdım senin ismini. Not aldım. Değil. Tekrar kontrol edelim. Diğer çekilişlerden haberdar olmak için ve Samsun ve Samsun Spor'daki gelişmelerden de anında haberdar olmak için sizlerden ricamız Kanal 362'nin ve TV Kaya'nın YouTube kanallarına ücretsiz bir şekilde abone olmanız. Abone deyince aklınıza para gelmesin. Bu abonelikler tamamen ücretsizdir. Yine Halk Gazetesi'nin ve Kanal 362'nin Facebook sayfalarını da beğenip takibi alarak çekilişlere de katılabilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha güzel sonuçların ardından daha keyifli programlar yaparız diyelim. Sağlıcakla kalın. Samsun'dan herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Bir kadının acısı tüm toplumun acısıdır. Bu acıyı iyileştirdiğimizi, engellediğimizi düşünün. Herkesin özgürce, güvende yaşadığı bir dünyayı. Biz de buna inanarak dünyanın en ağır formasını yarattık. 15 farklı dilde tek bir mesaj. Şimdi bu formayı ve bu mesajı hep birlikte taşıyacağız. Tüm dünyaya yeter artık diye haykıracağız. Her bir formanın satışından elde edilecek gelirle kadın hakları için mücadele eden derneklerin projelerine destek olacak ve kadına şiddeti birlikte durduracağız. Dünyanın en ağır forması şimdi Store 55'te.